check, check. Azerbaycanlı iş adamı düğününde sahneye çıkması için Murat Boz'a 400 bin dolar teklif etti mi? Azerbaycan'dan geliyorum zaten. Az sonra. Çek 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 çek. Swish swish bish. Another one in the basket. Seçkin Piriler kendini tutamadı. Kıvılcım Ural'ı bombaladı. Anne olmayan bir kadın benimle ilgili asla yorum yapamaz. Ata Demirer, Organize İşler 2'de oynayacak mı? Valla Yılmaz abiye sorun. Seda Sayan kiminle sarılarak dakikalarca ağladı. Biz el ele tutuştuk ve bir anda ikimiz de ağlamaya başladık. Az sonra. Çek çek. Günaydınlar. Hafta sonu keyfiniz, eğlenceniz, cumartesi sürprizinde bu hafta yine dop dolu bir programla karşınızdayız. Yine çok özel, yine bomba gibi magazin haber ve görüntüleriyle, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz konularla 3 saat boyunca canlı yayında karşınızda olacağız. Programımıza bu hafta haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz haber turuyla başlıyoruz. Beni bir şeylerden aklar gibi parmadan çiçek dolar. Hiç bozulmamış. Deniz Çakır, Eda Metin Özülkü çiftinin sahnesine konuk oldu ve sesiyle büyüledi. Deniz Çakır, Eda Özülkü ile de düet yaptı. Sezen Aksu aşçılığa soyundu. Minik serçe onno patatesinin tarifini böyle paylaştı. Tarifini veriyorum. Patatesleri son derece kızgın yağda ve tuzlayarak, patates zaten onu biliyorsunuz, tuzlu olarak atıyorsunuz. Sonra iki tarafını da kızardıktan sonra bir tarafının üzerine tavada oluyor bu işler. Halka soğanları yerleştiriyoruz. Kırmızı pul biber, karabiber. Ondan sonra çıkardıktan sonra, yağın içinden çıkardıktan sonra sarımsağı taze, sarımsaklı belli olsun tadı, kokusu, her şeyle diye. Ama bunun içinde pişirerek de yapılabilir. Çağla Şükel, sevimli ayıcıkla makarena dansı yaptığı anları sosyal medyadan takipçilerine izletti. Oya Başar ve Demet Akba, Deniz Sekin'in sahnesine konuk oldu ve beraber Lüküs Hayat düeti yaptı. Aleyna Tilki, Amerika sokaklarında manken yürüyüşü yaptığı anları takipçileriyle paylaştı. Çek 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 çek. Sürpriz görüntü, Tuba Büyüküstün şarkıcı mı oluyor? Az sonra.
çek çek. Demet Şener'ini beklediğine değdi. İbrahim Kutlu Aydan rekor tazminatla boşandı. Demet Şener boşanırken İbrahim Kutlu Aydan neler aldı? Çocukların velayeti kimde kaldı? Demet Hanım bir şey söyleyecek misiniz? Az sonra. Çek çek. Şimdi kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardından cumartesi sürprizi tüm hızıyla devam edecek. Sakın bizden ayrılmayın. Sezen Aksu'nun büyük sürprizi herkesi şaşkına çevirdi. Minik Serçe, Kanlıca'ya kondu, canlı canlı şarkılar söyledi. Sezen Aksu'nun açık havadaki canlı canlı müzik ziyafeti sadece Show TV'de. Efsane Show TV'yi karşısında görünce nasıl şaşkına döndü. Siz nereden haber aldınız ayol? Sesinizi duyduk geldik diyelim. Az sonra. Çek çek. Ajda Pekkan tarihinde bir ilk. Show TV ile sokağa indi. Bakü'yü gezdi. Ajda Pekkan bu hafta sonu nerede? Show TV'de. Böyle olur. Süperstar itirafı. Ajda Pekkan kime platonik aşk besledi? Ama platonik aşk bence herkes yaşamıştır. Ama yaşadım yani. Onu hiç böyle görmediniz. Önce süs köpeğiyle bu anları yaşadı. Şimdi diyorum ben de 40 zannettim demiş. Sonra sokak köpekleriyle çocuklar gibi oynadı. Ay ne tatlılar. Ah çok güzelsiniz siz. Çok, çok güzelsiniz siz. Ajda Pekkan'ın Bakü sokaklarında Azeri hayranıyla dansına çok şaşıracaksınız. Ajda Pekkan'ın Bakü'nün altını üstüne getirdiği anlarda neler oldu? Ben senin yerinde olsam ufak ufak. Az sonra. Aptalımı fırtımı toplar gelir. Çek çek. Serdar Ortaç'tan Ebru Gündeş'e barış mesajı. Ebru abla beni affetsin. Ortaç eski dostuyla barışmak için nasıl bir yola başvuruyor? Ebru'yla arkadaşız. Yani dostluğum bitmez Ebru'yla. Az sonra. Çek çek. Ercan. Wow! Nasılsa alıştı da ya. Hadi buraya gel lan. Kayhan. Şahan Gökbakar'ın son bombası Kayhan'ı görücüye çıktı. Mahallemini dönüştüreceksiniz. Tamam, gir içeri gir. Ay, kırarım boynuzunu iblis. Ankara bebesi Kayhan intikam peşinde. Aa, abi yeter Cemal abi. Vallahi koğuş ağası olmasan sana kafa göz dalacağım abi. Şahan Gökbakar bu filmle Recep İvedik'i geçebilecek mi? Kalem dur! Ben belayım. Ben de bir güzel bir organik... Ben deccalım.
az sonra. İntikam. Pişman mısın? Bir kere daha. Çek çek. Meryem Uzerli tepki çeken banyo pozlarına ne dedi? Ben bilmiyordum olay oldu. Ebru Yaşar'dan eşine sürpriz doğum günü. Romantik çiftin romantik gecesinden çok özel görüntüler. Bizimize zaten en güzel hediye. Ebru Şallı'nın yüzüne ne oldu? Senin yüzüne ne oldu? Niye böyle olay oluyor? Ha işte onu diyorum, ne olmuş? Ebru Şallı gecenin bir yarısı neden beyaz kaşlarla yakalandı? Kaşlarda da bir sorun mu var acaba? Az sonra. Çek çek. Cumartesi sürprizi kaldığı yerden devam ediyor. Ata Demirer Organize İşler 2'de oynayacak mı? Seda Sayan kime sarılarak dakikalarca ağladı? Ve şimdi de sırada Renkli İstanbul Geceleri var. Swish, swish, bish. Another one in the basket. Seçkin Piriler kendini tutamadı. Kıvılcım Ural'ı bombaladı. Anne olmayan bir kadın benimle ilgili asla yorum yapamaz. Ata Demirer Organize İşler 2'de oynayacak mı? Valla Yılmaz abiye sorun. Seda Sayan kiminle sarılarak dakikalarca ağladı. Biz el ele tutuştuk ve bir anda ikimiz de ağlamaya başladık. İstanbul geceleri starların ışığıyla aydınlandı. İşte renkli gecelerden manzaralar. Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal ve kardeşi Nazan Şoray ile gecelerde. Anne, kız, kardeş. Anne, kız, kardeş, ailece bir aradayız. Gel yavrum, gel, gel, gel. Yağmur Hanım şu sıralar yapımcı. Annesine bir dizi teklif eder mi hanımefendi? Vallahi bilmiyorum, Yağmur teklif ederse bir dizi. Vallahi bakalım inşallah. Beni oyuncu olarak beğeniyorum, beğenirim. Fatih Yürek'le beraberi sahnesi sonrası. Hareketli bir magazin alemi var şu sıra. Fatih Yürek'e göre eski ünlülerin yorumculuk yapması saçma. Ben de sanatçı arkadaşlarımızın televizyona çıkıp magazin yorumu yapması, diğer sanatçılar hakkında yorum yapmasını çok yanlış buluyorum. Yani çok daha belki biraz daha soft, güzel şeyler yapabilirler. Program olabilir tabii ki ama yorum yapmaları bence yanlış tabii ki. Yani çok yanlış buluyorum. Magazin yorumcusu olarak çalışan ünlülerin önce kendi geçmişine bakması gerektiği görüşünde. Bir de çok ciddi, o kadar çok kötü, o kadar büyük ağır eleştiriler yapıyorlar ki olmaz. Yani maziye bir bakıver, neler bırakmadık ki, neler. Yani, şimdi ben yapsam olur mu? Fatih yaptı. Sen bir bak kendine. Yani. Geçmişle alakalı değil mi? Tabii hep geçmişe bağlantılı şeyler. Kızgınlıklarından. Çekememez. Neyi çekememez yapıyor ki? İnsan artık ekmek aslanın ağzında. Bizim işimiz de öyle yani. Sahneler kalmadı. Bülent Ersoy geliyor. Yılbaşı gecesi giydiği altın rengi kıyafeti var yine üstünde. Ama bir eksik var. Bu arada tek taşımı takmamışım. Mehmet. Haluk Bey. Haluk Bey. Merve. Aa. Yüzüğü geliyor. Muhabirler tarafından takılan yüzük esprilere neden oluyor haliyle. Allah bir zaman sonra bir erkekten bir yüzük mü alıyorsunuz? Evet. Valla nerene çökersen çök. Bu gece değişik bir taşımı taktım. Yeni bir yüzük mü? Yani değil ama bunu çok özel zamanlarda takıyorum. Tayemrot. Bu yüzüğün fiyatını merak ediyoruz doğrusu. Fiyat olarak? Fiyata hiç karıştı. Görgüsüz. Bunu zaten bilenler bilir ne olduğunu. Bilmiyorsak çok pahalı. Yani. Ve diva sahnede. Ata Demirer'in gösterisindeyiz. Mekanı işletmeye başlayan Yılmaz Erdoğan'ın kızı Berfin heyecanlı. Güzel gidiyor. Vallahi Ata'yı ağırlıyoruz bugün. Bayağı heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Evet evet, program bayağı yoğun, bayağı şey.
iyi geçiyor yani. Sağlam gidiyor. Organize İşler'in ilk filminde küçücük haliyle oyunculuk yapmıştı. Filmin ikincisi çekiliyor. Yeniden yer almak ister mi? Yok ya, ben hiç oyunculukta öyle bir şeyim olmaz artık diye düşünüyorum. Belki böyle arada küçük figüranlık, bilmiyorum da hiç hayır yani, sanmıyorum. İbrahim Büyükak ve Eser Yenenler geliyor. Onları da Organize İşler 2 heyecanı sarmış. Organize İşler 2, yani Türk sinemasının en önemli komedi filmlerinden biri. Ne olacak acaba? Evet, ben de çok merak ediyorum. Heyecanla En sevdiğim filmlerden biri benim de. Bu arada İbrahim Büyükak, Oğuzhan Koç'la birlikte oynadığı ve gişede başarı yakalayan Yol Arkadaşım filminin devamı için çalışmaya başlamış. Senaryo işte yeni filme başladım abi, Fok çalışmaya. İşte filmin Yol Arkadaşım'ın devamını yazıyorum. Ona, ben de onunla ilgileniyorum işte bir taraftan. Ben söylediğin yere geldim. Ben de oradayım. Sevdirdin kendini bana, hiç sorma. Onur ben. Ben Şeref. Toplumun ikinize de çok ihtiyacı var. Bundan sonra sana gözüm gibi ben bakarım. Gösteri sonrası Ata Demirer'leyiz. Güzel. Alara Bozbey ile paylaştığı aşk fotoğrafı soruluyor. Bir balık tutup çıkarttınız Alara ama. Bir balık. Efendim? Bir balık. Bir balık. Biz öyle biliyoruz en azından. Soğukta öyle. Aşk sorusunu tepkisiz geçen Ata Demirer, Organize İşler 2'de yer alıp almayacağı sorulduğunda bakın ne yanıt veriyor. Valla Yılmaz abiye sorun, bilmiyorum. Cem Yılmaz'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a birçok yıldızın ismi geçiyor. Ata Demirer bu sinerji fikrini sevmiş. Haberdik hatta Şahan Gökbakar, Cem Yılmaz, Demet Akbaz, Kıvanç Tatlıtuğ gibi. Evet, ben de duydum yani, ne güzel olur öyle. Öyle değil mi? Kalabalık bir iş olsa, ama ben bilmiyorum yani, bana herhangi bir canlı bir talep gelmedi yani. Yedi Kocalı Hürmüz müzikalinin gösterimindeyiz. Demet Akbağ geliyor. Sevdiğimiz eğlenceli bir oyun. Biz de zevkle seyredeceğiz. Fragman yayınlandı, görülmüş tatil. Aa, evet, hayırlı olsun. Gonca Vuslateli de gösteriyi izlemeye gelmiş. Seda Sayan taklidini soruyoruz. Çok beğenildi. Ben çok seviyorum Seda Sayan'ı. Öyle bir şey yaptım, o da sağ olsun böyle karşılıklı tatlı bir alışveriş oldu. İnsanlar da çok güldü, çok hoşuma gitti yani. Ben sana demedim mi ablam, ben programına geliyorum, sakın bana bir şeyler sorma. Sen bana demedin mi tamam abla sormam diye. Şimdi ne değişti Seren? Ha? Ne değişti? Ha, dersin ki ben Gülben'i konuk etmeni hazmedemiyorum. O çok başka bir şey, sana bir şey diyeyim mi? Yedi Kocalı Hürmüz oyunu sahnede. Seda Sayan, yakınlarının kendisi için hazırladığı sürpriz doğum gününden çıkıyor. Sürpriz bir doğum günü partisi benim için hazırlandı. Şarkılar, türküler... Bir kere çok duygulandım. Şarkıyı, türküyü bırak, çok duygulandım. Aldığı hediyelere geliyor söz. Hediyenin büyüklüğüne, küçüklüğüne bakmıyorum. Sürpriz partinin mimarı Murat Karabova. Hal böyle olunca aşk dedikoduları ay yuka çıkıyor. Sağ olsun, evet. Bütün dostlarımı o toplamış. Teşekkür ediyorum. Muazzam bir geceydi. Çok güzel bir geceydi. Öyle bir an geldi ki ağladım da. Güzeldi ya. Teşekkür ediyorum. Lerzan Mutlu'yla barışmasından açılıyor konu. Seda Sayan bu barışmanın kendisi için önemini şöyle anlatıyor. Ben meğerse Lerzan'ı çok özlemişim. Meğerse onu ne kadar seviyormuşum. Yan yana geldiğimizde Mine şahit oldu. Biz el ele tutuştuk ve bir anda ikimiz de ağlamaya başladık. Mustafa Ceceli, eşi Selin İmer'le kardeşinin nişan kutlamasından çıkıyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Nasılsınız? Çok şükür, teşekkürler. Dikkat edin arkanıza. Kardeşimin nişanıydı. Onun için geldik. Amin, teşekkürler. Selin İmer'in doğum günü aynı zamanda. Ceceli'nin eşi için yaptığı romantik paylaşım hatırlatılıyor. Yo, Selin'in doğum günü. Ama evlilik yıl dönümüne daha var. İyi, sen erkenden getirdin. 10 Temmuz'da. Güzel bir video çünkü. Bir sürpriz hazırlamıştınız. Doğum günü olduğu için, onun için videoyu hazırladım. Yakın zamanda çıkacak olan şarkımızın videosu. İyi akşamlar efendim. Ne günahım, yasaklım, hatta helalim, hakkım, gözümden sakındımsın.
Yeşim Salkım'ın kızı Gizem'in kına gecesindeyiz. İçeride eğlencesi bol bir kına yapılıyor. Gizem bol bol dans ediyor müstakbel eşiyle birlikte. Danstan hemen sonra adet olduğu üzere testiyi kırıveriyor hemen damat adayının önünde. Sonrasında damat adayı gaza gelince Gizem'i kucağına kaptığı gibi gidiyor. Yeşim Salkım'sa şaşkınlıkla izliyor bu durumu. Gecesinden hemen sonra davetli olan seçkin pirilerin yanına gidiyoruz. Genç çifte mutluluklar diliyor. Evet, Gizem'in kınasındaydım. İnşallah önümüzdeki haftada düğününe geleceğim. Allah mutlu etsin, yat bakacaksın. Nasıl geçti gece? Eğlence taban yaptı bir ara. Doğru. Dans ettim. Güzeldi. Çok güzel. Yıllardır görmediğim arkadaşlarımı da gördüm. Güzel geçti. Bu arada Kıvılcım Ural'a açtığı tazminat davasını soruyoruz seçkin pirilere. Piriler Kıvılcım Ural için açıyor ağzını, yumuyor gözünü. Ya işte ben bu haberlerle ilgili asla konuşmak istemiyorum. Ve ben bu haberlerle gündeme gelmek istemiyorum. Biraz önce arkadaşlara röportaj vermiştim. Ona kötü söz sahibinindir. İnsan ilk önce bir kendilerine bakacaklar. Bir aynaya bakacaklar. Ondan sonra anne olmayan bir kadın benimle ilgili asla yorum yapamaz. İşte karşılığında da mahkemede görecek. Çocuklarını maddi amaçları için istismar ettiğini iddia eden Kıvılcım Ural'a çok öfkeli seçkin piriler. Ancak içinin rahat olduğunu söylüyor. Şu geçirdiğim zor ve kötü günleri atlatmaya çalışıyorum. Hiç kimseye de ben kendimi biliyorum. Gece çok rahat uyuyorum. Hiç kimseye de hiçbir şeyin açıklamasını ya da ispatını yapmaya şeyim yok yani. Ben kendim biliyorum. İşte gecenin sahipleri Gizem ve annesi Yeşim Salkım. Ünlü şarkıcı çok mutlu. Çok mutluyum. Bir de gerçekten maşallah diyeyim, her şey çok böyle geleneklerimize göre oldu. Allah'a çok şükür. Hani tevekkül olmak öyleymiş. Gelinimiz oldu. Bir annenin görmek istediği en güzel şey. Allah'a binlerce şükürler olsun gerçekten. Hani bugünün geleceğini hiç düşünsem, 40 yıl düşünsem aklıma gelmiyordu ama geldi. Gizemse oldukça heyecanlı. Müstakbel eşinin kına gecesine gelmesi onu da çok mutlu etmiş. Mükemmel. Evet. Yok gerçekten o gelince böyle bir mutluluk, bir huzur hissettim. Yani o gelene kadar böyle bir tedirgindim. Ama o gelince her şey yani olması gerektiği gibi. Peki gelinlerin en stresli anı derler bu onlar. En stresli anı mı? En stresli anları diyelim. Anları. Anları. Çek çek. İzmir'deki gelinlik fuarına ünlü yağdı. Bir dönem Ajda Pekkan'a ağır ithamlarda bulunan Bülent Ersoy şimdi süperstara övgüler yağdırdı. Peki ama neden? Helal olsun. Hande Yener açıkladı. 2018'de dünya neden sarsılacak? 2018 ortası dünyada böyle bir sarsıntı olabilir. Belaruslu melek Marina Linçuk İzmir'i nasıl salladı? Az sonra. Tek tek. İbrahim Tatlıses'in bomba açıklamaları gündemi salladı. Bu saatten sonra bana trilyon verse oraya gitmem. Eski eşi Ayşegül Yıldız, İbo'nun evlenme teklifine ne yanıt verdi? Telefon anası olabilir. Ve beni vuranı bile affettim diyen İbo'ya şok. Beni vurdular, vurana bile beddua etmedi. Ama ben Allah'tan umudumu kesmiyorum. Kardeşi Hüseyin Tatlı, neden İbrahim Tatlıses'in kardeşi olarak lanetlendim dedi. İbrahim Tatlıses'in kardeşi olarak lanetlenmiş gibiyim.
Yap bütün geri. Az sonra. Olsa her şey. Tek tek. Tuğba Büyüküst'ün şarkıcım oluyor. Serdar Ortaç, Ebru Gündeş'le barışmak için nasıl bir yola başvurdu? İbrahim Tatlıses'i ağlatan sürpriz isim kim? Tüm bu soruların cevapları haber turumuzda. Magazin dünyası hareketli bir haftayı geride bıraktı. İşte ünlülerden en çarpıcı haberler. Deliha 2 filminin İzmir galasındayız. Gutsi Özay! Gutsi Özay, memleketinde olmanın keyfini yaşadığı galada babası Semih Özay'la da buluştu. Seni annene şikayet ediyorum. Anneni aradı. Baba kızın samimiyeti parmak ısırttı. Annen içeridir bilmiyorum. Seni abi buradayız. Tamam. Uludağ'dayız. Gülşen sahnesi öncesi Adriana Lima'nın kendisini dinlemesinden duyduğu mutluluğu anlattı mikrofonlara. Daha önce de Türkiye'yle çok haşır neşir bir insandı bildiğim kadarıyla. Tabii yaptığım şarkılarında hani yabancı biri tarafından dinleniyor olması falan da çok güzel. Özellikle Adriana Lima'nın Gülşen şarkısıyla arabada dans ettiği video çok hoşuna gitmiş. Çünkü daha önce de benim şarkılarımla arabada eğlenirken evet. Videolarını paylaşmıştı. Tabii ki bu hoşuma gidiyor. Sohbet sonrası Gülşen sahnede. Ya beni gelip alırsın buradan, ya da bir ses duyarsın oradan. Öldürürüm kendimi. Dan, 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 dan. Laf yok valla billa, bana sen lazım illa. Serdar Ortaç'layız. Ebru Gündeş'te küslüğüyle ilgili soruya şu ilginç yanıtı veriyor. Ebru abla beni affetsin bir şeyler. Ya bu işin şakası tabii, onu görmek yeterdi. Ebru Gündeş'le arasındaki buzları eritmeye kararlı Serdar Ortaç. Şu an herhangi bir şey yok ama gideceğim tabii. Gideceğim yani, sahnesine giderim en azından. Gözünçe bakarım şöyle. Hop, kızmaz. Kızı sizi zaten dayanamaz. Sever o beni. Dostluklarının bitmeyeceğini düşünüyor Ebru Gündeş'le. Ebru'yla arkadaşız. Yani dostluğum bitmez Ebru'yla. Ve sahne sırası Serdar Ortaç'ın. İsviçre'de bir saat firmasının düzenlediği geceye katılan Tuğba Büyüküst'ün güzelliğiyle baş döndürdü. Tuğba Büyüküst'ün firmanın tanıtım filminde ise mikrofon başındaki görüntüsüyle şarkıcı mı oluyor sorularını beraberinde getirdi. Esprili kişiliğiyle tanınan Mahmut Tuncer, Antalya'da 21. Halay Komutanı olarak halay yeri inceleme yaptı. Halay Komutanım hoş geldiniz. Oo, çok teşekkür ederim. İsim ne? Celal. Oo, Celal abi ne var ne yok? Teşekkürler, iyilik sağ olun. Siz nasılsınız? Allah'a şükür. Şu anda halay inceleme yerindeyiz. Hoş geldiniz. Halayın yararlarından da bahsetti Mahmut Tuncer. Ben diyorum ki mantık sizi A noktasından B noktasına götürür. Halay nereye? Halayı da ne demiştiniz? Her yere. Her yere. Her yere. Ha, onu... Halay komutanı Mahmut Tuncer ve askerleri bol bol halay çekmeyi de ihmal etmedi. İbrahim Tatlıses'i İzmir'de ziyaret eden sürpriz bir ziyaretçi, ünlü türkücüyü gözyaşlarına boğdu. Dişi İbo olarak anılan Azeri şarkıcı Zenfira İbrahimova'nın söylediği türkü karşısında gözyaşlarını tutamadı. Bu dünyada senden ayrı başka kim var? Sana gelen... Bana gelsin,
arkadan ben ağlarım. İbrahim Tatlıses kendi şarkısını söyleyen Zemfira'nın jesti karşısında duygularına hakim olamadı. Bir Allah'ım bir de sensin beni yaşatan. Sana gelen ben senin İbrahim Kutluay'la Demet Şener'in aylar süren boşanma davası sonunda nihayete erdi. Çift Çağlayan Adliyesi'nde görülen duruşma sonunda resmen boşandı. Demet Hanım bir şey söyleyecek misiniz? Demet Hanım bir şey söyleyecek misiniz? Bir iki cümle alalım. Mahkeme Kutluay'ın Demet Şener'e 1.3 milyon lira tazminat ödemesine, ayrıca aylık 13 bin lira tedbir nafakası, çocukları içinse 14 bin lira ödemesine hükmetti. Çiftin 15 milyon liralık villası da Şener'in oldu. Aydır süren davanın son duruşmasına Demet Şener avukatıyla katılırken İbrahim Kutluay ise avukatları temsil etti. Hakim çocukların velayetini de anne Demet Şener'e verdi. Çek çek. Ajda Pekkan tarihinde bir ilk. Show TV ile sokağa indi. Bakü'yü gezdi. Ajda Pekkan bu hafta sonu nerede? Show TV'de. Böyle olur. Süperstar itirafı. Ajda Pekkan kime platonik aşk besledi? Ama platonik aşk bence herkes yaşamıştır. Ama yaşadım yani. Onu hiç böyle görmediniz. Önce süs köpeğiyle bu anları yaşadı. Şimdi diyorum ben o Kürt zannettim demin. Sonra sokak köpekleriyle çocuklar gibi oynadı. Ay ne tatlılar. Ah çok güzelsiniz siz. Çok, çok güzelsiniz siz. Ajda Pekkan'ın Bakü sokaklarında Azeri hayranıyla dansına çok şaşıracaksınız. Ajda Pekkan'ın Bakü'nün altını üstüne getirdiği anlarda neler oldu? Ben senin yerinde olsam ufak ufak. Az sonra. Çek 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 çek. Yanılmaz şahanem yerli yerinde her yeri. Detoks detoks ve botoks ne gerekirse kendim. Ey botoks, sen nelere kadirsin? İşte ünlülerin botoksla imtihanı. Ay harikayım, bambaşkayım, her mevsim tufandayım. Botoks Emrah'ı neden böyle agresifleştirdi? Emrah Bey, Emrah Bey. Çok konuşuldu efendim. Botoks Halil Ergün'le Mehmet Ali Erbil'in arasını nasıl açtı? Seyretmiyorum programını çünkü benim şeyim değil, kalemim değil ki onun programı. Böyle şey gibi çıkıyor. Densiz. Benle çatamaz, gözünü açamak. Ve botoks ünlü güzelleri nasıl fena pişman etti? Botoks elbette ki herkes yaptırdı gibi ben de yaptırdım. Ünlülerin botoks dosyasını açıyoruz. Sıkı durun, ne itiraflar var ne itiraflar. Az sonra. Çek çek. Meryem Üzerli çok tepki aldığı banyo videoları için ne dedi? Ebru Şallı gece yarısı nasıl beyaz kaşlarla yakalandı? Ve şimdi de sırada renkli İstanbul geceleri var. Meryem Üzerli tepki çeken banyo pozlarına ne dedi? Ben bilmiyordum olay oldu. Ebru Yaşar'dan eşine sürpriz doğum günü. Romantik çiftin romantik gecesinden çok özel görüntüler. Bizim bize zaten en güzel hediye. Ebru Şallı'nın yüzüne ne oldu?
Senin yüzüne ne oldu? Niye böyle olay oluyor? Ha işte onu diyorum, ne olmuş? Ebru Şallı gecenin bir yarısı neden beyaz kaşlarla yakalandı? Kaşlarda da bir sorun mu var acaba? Geceler renkli, geceler hareketli. İşte gecelerden ünlü manzaraları. Ümit Kantarcıların olaylı Gamze Topuz evliliğinin üzerinden uzun zaman geçti. Tanımıyorum yani. Orada bir çocuk vardı ilk kere. Beyefendi yeni sevgilisiyle ortaya çıktı geçtiğimiz hafta. Yeni bir birliktelik var. Eyvallah, eyvallah. Eyvallah, sağ olasın. Ne zaman başladı? Çok teşekkür ederim. Serengil'in adı yeni bir aşkla gündemde. Yaşar İpek'le beraber olduğu iddia ediliyor. Yaşar İpek'le aşk haberleri çıktı ya. Ya her gün bizi bir Hakan Altun. Ben de karar veremiyorum hangisininle beraber olayım. Yalnızım diyor Serengil. Maalesef yalnızım. Aynı gece bir başka mekan çıkışı. Seren Serengil, Yaşar İpek'in kendisine aşık olmuş olabileceği görüşünde. Belki hoşlanıyor gitti. Benden bilmiyoruz ki. Var eleman. Benim duygularım yok şu anda. Yani benim kimse yok. Şu ben an yok ama ileride olabilir mi? Ona söyleyeyim kalbimin ağlar. Seda Bakan'ı yakalıyoruz yemek çıkışı. Avrupa galasından geldik. Bugün ailemize vakit ayırdık, yemek yedik. Arif ve 216'nın yakaladığı başarıdan ötürü ağzı kulaklarında. Herkes çok beğendi. Yani çok güzel, çok gurur duyduğum bir iş oldu gerçekten. Meryem Uzerli'yi yakalıyoruz. Banyo videosuyla gündemde şu sıra. Videonun eleştirilmesine anlam verememiş. Şaka gibi bir şeyler yapıyorum arada. İçimde ne geliyorsa onu yapıyorum bazen. Peki şaşırdınız olur mu? Yani normal. Ben bilmiyordum olay olduğunu yani. Bir şarkı söyledim orada galiba. Evet. Hatırlamıyorum bile. Kaç gün geçti. Evliliğe geliyor konu. Esprili bu konuda. Oo, ben çok evlenmek isterim tabii ki bu hayatta. Belki artık 50 yaşına geldiğim zaman olur. Evlenmek için doğru insanı bekliyor. Yok şaka yapıyorum. Umutsuz değilim tabii ki. Umut en önemli şey. Ama yani doğru insan gelmesi lazım. Evlenmek çok önemli bir şey bence. Ebru Yaşar, eşi Necat Gülseven'e yaptığı sürpriz doğum gününün keyfini yaşıyor. Kocama sürpriz yaptık. O hiç farkında değildi. Ya inşallah biz ona sormak lazım. Sürpriz oldu. Beğendim herhalde. Hediyeleri soralım. Biz birbirimize zaten en güzel hediyeyiz. Doğum gününde yaşananlara gelince çift pastalarını böyle kesti. Doğum gününde Ebru Yaşar sahneye çıkıp eşine ithafen meşhur şarkısını seslendirdi. Ebru Şallı'yı yakalıyoruz. Cilt bakımından çıktığı için yüzü bir garip halde. Yok estetik yaptırmadım arkadaşlar. Bakımda mıydın? Evet cilt bakımı yaptırdım ama niye böyle olay oluyor? Yok. Hayırlı geceler arkadaşlar, bu saatte niye şey yapıyorsunuz böyle? Selim neredesin? Cem Yılmaz'ın Gora filmindeki repliği geliyor akıllara. Senin yüzüne ne oldu? Niye böyle olay oluyor? Ha işte onu diyorum, ne olmuş? Cilt bakımı oldum arkadaşlar. Tövbe estağfurullah, böyle bir şey olmuş ya. Maske silindi yüzümden, cilt bakımı oldum, başka bir şey yok. Tek tek. İbrahim Tatlıses'in bomba açıklamaları gündemi salladı. Bu saatten sonra bana trilyon verse oraya gitmem. Eski eşi Ayşegül Yıldız, İbo'nun evlenme teklifine ne yanıt verdi? Elif'in anası olabilir. Ve beni vuranı bile affettim diyen İbo'ya şok. Beni vurdular, vuranı bile beddua etmedi. Ama ben Allah'tan umudumu kesmedim. Kardeşi Hüseyin Tatlı, neden İbrahim Tatlıses'in kardeşi olarak lanetlendim dedi. İbrahim Tatlıses'in kardeşi olarak lanetlenmiş gibiyim. Yap bütün geri. Az sonra. Tek tek. Tehdit. Oraya geleceğiz, seni öldüreceğiz.
yaşadığım mahallede bıçak çekilerek tehdit edilmeme. Ve cana kast. Canıma kast edercesine. Hangi ünlü oyuncu ölümle tehdit edildi? Şahsın arkadaşları tarafından tartaklanmama kadar gelmişti. Kan donduran iddialar. Az sonra. Çek 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 çek. 2018 yılı adeta barış yılı oldu. Birçok ünlü yeni yılda barışırken daha birçok ünlünün de küslükleri devam ediyor. İzliyoruz. Sezen Aksu'yla Yıldız Tilbe 25 yıl sonra barıştı. Sadece görüşemiyordu. Seda Sayan'la Lerzan Mutlu İtalya'da barıştı. Demet Akalın'la Özlem Yıldız buzları eritti. Barış yılı 2018'de küsler barışıyor. Magazin dünyası hangi küs ünlülerin barışıp kucaklaşmasını bekliyor? 2018 ünlüler dünyasına iyi geldi. Küsler barıştı yeni yılda. En büyük barışma Sezen Aksu'yla Yıldız Tilbe'nin barışmasıydı. Duydum ki el koynundan çok çabuk sıkılmışsın. Dile kolay, tam 25 yıllık bir küslüktü onlarınki. Yıldız Tilbe'nin Uzay Hep Arı'yla kaçamak yaptığını itiraf etmesiyle ayrılmıştı yolları. Bir gece sarhoştuk, Uzay'la birlikte olduk. Ertesi günde pişman oldum, gidip söyledim kendisine. Ben dedim böyle böyle, yani senin ayrıldığın kişiyle birlikte oldum. Taşıyamıyorum, söylemesem hiç haberi olmayabilirdi yani. O da o zaman güle güle dedi bana, ben de ayrıldım bu şekilde. Birbirlerine uzun süre küs olan iki ünlü aralarındaki buzları eritti. Yeni yıla barışla girdi iki ünlü. Ben gittim, evet. Bir hediye aldım haddim olmadan. Çok basit bir şey. Evet. Ondan sonra gittim. O da beni arıyordu, ben de onu arıyordum zaten. Zaman içinde görüşmemiz gereken bir gün vardı, o da o günmüş. Duydum ki el koynundan çok çabuk sıkılmışsın. Dönmek için bin çare, bin yol arıyormuşsun. Seda Sayan'la Lerzan Mutlu arasındaki soğuk savaş yıllarca devam etti. Mahkemelik olan iki ünlü İtalya'da karşılaştı yılbaşı tatilinde. Buzlar eridi, iki ünlü arasında sulh sağlandı. Yalancı, yalancı, yalancı yârim. Demet Akalın'la Özlem Yıldız birbirlerine söylemediğini bırakmamıştı bir dönem. Benim kimseyle problemim yok arkadaşım. Geçtiğimiz hafta onlar da barıştı. Bu barış havası devam edecek belli ki. Barışması beklenen birçok ünlü var 2018 yılında. Mesela Ajda Pekkan'la Bülent Ersoy barışır mı acaba? Yaşlandı artık, çok yaşlandı tabii. Bacakları hasta, böyle şeker kamışı gibi böyle sallanıyor. Bunlar bunama alametleridir. Bunlar bunama alametleridir. Özlem Yıldız'la barışan Demet Akalın, Alişan'la da buzları eritebilir mi bilinmez. Onun yüzünü görmeye tahammülüm yok, öyle söyleyeyim. Hala aynı şey. Öyle bir izlenim yok yani. Öyle bir izleme durumum yok benim. Demet Akalın'la Hande Yener'in barışmasıysa zor görünüyor. O fazla ilgileniyor benim hayatımla. Ben mesela hiç ilgilenmiyorum. İmkansız görünen bir hikaye daha var. Seren Serengil ile Gülben Ergen arasında da buzların erimesini kimse beklemiyor. Cem Yılmaz'la Şahan Gökbakar, İbrahim Tatlıses'te Mahsun Kırmızıgül, Serdar Ortaç'la Ebru Gündeş gibi isimler arasında barışma ihtimali uzak görünüyor. Çek 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 çek. Azerbaycanlı iş adamı düğününde sahneye çıkması için Murat Boz'a 400 bin dolar teklif etti mi? Azerbaycan'dan geliyorum zaten. Az sonra. Çek çek. İzmir'deki gelinlik fuarına ünlü yağdı.
Bir dönem Ajda Pekkan'a ağır ithamlarda bulunan Bülent Ersoy şimdi süperstara övgüler yağdırdı. Peki ama neden? Helal olsun. Hande Yener açıkladı. 2018'de dünya neden sarsılacak? 2018 ortası dünyada böyle bir sarsıntı olabilir. Belaruslu melek Marina Linçuk İzmir'i nasıl salladı? Az sonra. Tek tek. Şahan Gökbakar'ın Şubat ayında vizyona girecek son bombası Kayhan'dan ilk görüntüler ortaya çıktı. İzliyoruz. Ercan. Wow. Nasıl sağlıştı da ya? Hadi buraya gel lan. Kayhan. Şahan Gökbakar'ın son bombası Kayhan'ı görücüye çıktı. Mahalleye beni delirteceksin daha. Tamam, gir içeri gir. Hey, kırarım boynuzunu iblis. Ankara bebesi Kayhan intikam peşinde. Aa, abi yeter Cemal abi. Vallahi koğuş ağası olmasan sana kafa göz dalacağım abi. Şahan Gökbakar bu filmde Recep İvedik'i geçebilecek mi? Kayhan'ım! Ben belayım. Ben de bir güzel bir organik hayat yapıyorum. Ben deccalım. Gel toş. İntikam. Pişman mısın? Bir kere daha olsa yine yok. Şahan Gökbakar'ın 9 Şubat'ta vizyona girecek yeni filmi Kayhan'ın fragmanı seyirciyle buluştu. Kayhan mı? Şaka yapıyorsun sen ya. Baş belası Kayhan Başaran. 98 yıllıklarını bu sene özel olarak yeniden bastık. Ama tanrım gerçekten çok güzel. Annesiyle vedalaşarak yollara düşen Kayhan lise arkadaşlarıyla buluşacak. Ama okulun sevilmeyeni olduğunu öğrenince ortalık karışacak. Hadi oğlum yolun açık olsun. Allah'a emanet ol yavrum. Sağ ol anacığım. Kimi fay? Çikida. Arkada gel. See you bro. Pilav gününe geleceğimi söylediğim zaman herkes çok mutlu oldu zaten. Biraz saf ama fazlasıyla agresif olan Kayhan, lise arkadaşlarından fena intikam alıyor filmde. Sen hayatımda tanıdığım en berbat insan. Sayende okul mu okuduk, çile mi doldurduk kanka? Diyar olsan cacağa doğranmaz. Bu ne be? Ben bunu size ödetmeden ölmeyeceğim lan. İntikam! İntikam alacağım. İntikam keseceğim. Bundan böyle kötü Kayhan var. Kayhan'ın patlayıcı gücü ortalığı karıştırınca olanlar oluyor. Ne bunlar lan bu yıllıkta yazanlar? Lise arkadaşım, canım dostum. Kayhan? Eşeğe takım elbise giydirmişler, eşek gene eşeği ol eşeği. Kayhan? Ne bu? Ay ne bileyim ne? Yıllık, yıllık. Anan sen nasıl katlanıyor lan? Anamı karıştırma lan. Anamı karıştırma. Anamı niye karıştırıyorsun? Bak oradan kartal. Tamam ben geçeyim önce sana. Wow, check it out. Bakalım sıradaki talihli kim olacak? Sen nereye? Ben oraya. Beşikten mezara kadar. Bu canlı mıydı bu sümüklü? Midemden ince bağırsağa doğru böyle böyle yara yara çıkışa doğru gidiyor hayvan ya. Recep İvedik'le rekoru elinde bulunduran Şahan Gökbakar'ın Kayhan'la nasıl bir gişe başarısı yakalayacağı merak konusu. Böyle geldim. Verdim. Son magic taşlarımı da yapıyorum. Bu ne bu? Biber spreyi, onu yemeklere sıkıyorum. Biber gazı. Tabii ben acı severim. Ankara bebesiyiz biz. Ankara gücüyor, Ankara gücüyor. Hocam genital hacamat var mı? Sülük tedavisi yapıyor musunuz? Bir de egzorsiste bakıyor musunuz? Arama motoruna bunu yazıyorsun. Dizümün adam çıkıyor. Bütün motorlar bu adamın ismini veriyor. Tepli! Çek çek. Şimdi sıra az sonralarında bahsettiğimiz habere geldi. Bakalım ölümle tehdit edildiği iddia eden genç oyuncu kimmiş? Tehdit. Oraya geleceğiz, seni öldüreceğiz. Yaşadığım mahallede bıçak çekilerek tehdit edilmeme. Ve cana kast. Canıma kast edercesine. Hangi ünlü oyuncu ölümle tehdit edildi? Şahsın arkadaşları tarafından tartaklanmama kadar gelmişti. Kan donduran iddialar. Yaklaşık bir yıl önce genç sunucu Eda Pera Küçük, tam da kadına şiddet iddialarının arttığı bir dönemde sosyal medyadan dizi oyuncusu sevgilisi Tolga Pancaroğlu tarafından şiddet gördüğüyle ilgili paylaşımlar yapmış ve ortalık karışmıştı.
pek iyi hissetmiyorum kendimi. O günden bugüne değin sessiz kalan genç oyuncu Tolga Pancaroğlu suskunluğunu bozdu ve bir basın toplantısıyla şiddet iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Ben asla bir kadına şiddet uygulayacak kadar aşağılık ve bir adam değilim. Ayrıca memleketimizde bu kadar önemli konular tartışılırken, olurken böyle asılsız, üzerime iftiralar atılarak yapılan haberlerle gündeme gelmekten utanç ve zul duyuyorum. Tolga Pancaroğlu sosyal medyada hakkında bir linç kampanyası başladığını ve hatta Eda Pera Küçük'ün yakınları tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia etti. İşte sizin ev adresinizi bulduk. Efendime söyleyeyim, çalıştığınız tiyatronun adresini bulduk. Oraya geleceğiz, seni öldüreceğiz, göreceksin. Bu saatten sonra insan içine çıkamayacaksın gibi çok ciddi boyutlara ulaşmıştır. Oyuncu sevgilisi tarafından dövüldüğünü iddia eden Eda Pera Küçükse, Duymayan Kalmasın programında Tolga Pancaroğlu'ndan korktuğunu bakın nasıl anlatmıştı. Çünkü o süreçte ben şahıstan ve yakınlarından çok fazla korkuyordum. Ben hala korkuyorum onlardan. Şu anda bile yargıya intikal etmesine rağmen benim yollarım kesiliyor. Ta Ankara'dan arkadaşları bana davadan geri çekilmek için müthiş bir baskı yapıyorlar. Üzerinde maskı var. Evet, tehdit ediliyorum. İddialarını bir adım öteye götüren Tolga Pancaroğlu ise bakın daha neler söyledi. Hatta yaşadığım mahallede bıçak çekilerek tehdit edilmeme, bakın burası çok önemli, şahsın arkadaşları tarafından tartaklanmama kadar gelmiştir. Bu anlattığım şeylerin, sevgili arkadaşlar, hepsinin hukuki anlamda kayıtları ve şahitleri mevcuttur. Eda Pera Küçük, Tolga Pancaroğlu tarafından merdivenlerden itildiğini de iddia etmişti. İşte o iddia ve Tolga Pancaroğlu'nun cevabı. Biz kendisiyle şahısla kavga ederken beni apartmanın merdivenlerinden itti. Kendisi bu olayın gerçekleştiği gün alkollü bir şekilde yanıma gelmiştir. Yemek yememizin ardından eve girerken bir an dengesini kaybederek apartman merdivenlerinden yuvarlanmaya başlamıştır. Ve çenesinin üstüne düşmüştür. Demek istediğim şey şu. Bırakın darp etmeyi. Düştükten sonra kendisini hastaneye götüren kişi zaten benim. En ilginç iddia ise Eda Pera Küçük'ün evine gizlice girerek kendisine tuzak kurduğuydu. Mayıs ayının ilk haftalarıydı arkadaşlar. Ben evime geldiğimde önce şarj aletimin kablosunun koptuğunu gördüm. Şahidim ve arkadaşım İlker Durduner'le birlikte evime geldik. Evde muhtelif bazı eşyalarımın olmadığını, elektronik cihazlarımın, elektronik aletlerimin kablolarının kesildiğini, canıma kastedercesine fön makinamın bağlantı kablosundan makas yardımıyla yarım bir şekilde kesildiğini gördüm. Tolga Pancaroğlu güvenlik kamerasından tespiti sonrası evine giren kişinin sevgilisi Eda Pera Küçük olduğunu görmüş. Bu görüntülere baktığımda 19 Mayıs akşamı saat 21.15 sularında evime giren birinin olduğunu fark ettim. Evime giren kişi malumunuz hanımefendi. Olay şu an mahkemede. Bakalım karşılıklı suçlamaların neticesi ve dava nasıl sonuçlanacak? İbrahim Tatlıses'in bomba açıklamaları gündemi salladı. Bu saatten sonra bana trilyon verse oraya gitmem. Eski eşi Ayşegül Yıldız, İbo'nun evlenme teklifine ne yanıt verdi? Telefon anası olabilir. Ve beni vuranı bile affettim diyen İbo'ya şok. Beni vurdular, vurana bile beddua etmedi. Ama ben Allah'tan umudumu kesmedim. Kardeşi Hüseyin Tatlı, neden İbrahim Tatlıses'in kardeşi olarak lanetlendim dedi. İbrahim Tatlıses'in kardeşi olarak lanetlenmiş gibiyim. Yak bütün geri. Az sonra. Tek tek.
Ajda Pekkan tarihinde bir ilk. Show TV ile sokağa indi. Bakü'yü gezdi. Ajda Pekkan bu hafta sonu nerede? Show TV'de. Böyle olur. Süperstar itirafı. Ajda Pekkan kime platonik aşk besledi? Ama platonik aşk bence herkes yaşamıştır. Ama yaşadım yani. Onu hiç böyle görmediniz. Önce süs köpeğiyle bu anları yaşadı. Şimdi diyorum ben o Kürt zannettim demiş. Hayır. Sonra sokak köpekleriyle çocuklar gibi oynadı. Ay ne tatlılar. Ah çok güzelsiniz siz. Çok, çok güzelsiniz siz. Ajda Pekkan'ın Batı sokaklarında Azeri hayranıyla dansına çok şaşıracaksınız. Ajda Pekkan'ın Bakü'nün altını üstüne getirdiği anlarda neler oldu? Ben senin yerinde olsam ufak ufak. Az sonra. Aklımı fırtımı toplar giderim. Tek tek. İzmir'deki gelinlik fuarına ünlü yağdı. Bir dönem Ajda Pekkan'a ağır ithamlarda bulunan Bülent Ersoy, şimdi süperstara övgüler yağdırdı. Peki ama neden? Helal olsun. Hande Yener açıkladı. 2018'de dünya neden sarsılacak? 2018 ortası dünyada böyle bir sarsıntı olabilir. Belaruslu melek Marina Linçuk İzmir'i nasıl salladı? Az sonra. Tek tek. Cumartesi sürprizi kaldığı yerden devam ediyor. Hadise sahnede neden çıldırdı? Kimlere neden savaş açtı? Ve Osmaniye'de yaptıkları düetle şehri nasıl ayağa kaldırdılar? Sırada Murat Boz ve Hadise'nin Osmaniye'deki muhteşem konserleri var. Hadise Osmaniye konserinde sahnede neden çıldırdı? Ünlü popçu neye, neden bu kadar öfkelendi? Azerbaycanlı iş adamı düğününde sahneye çıkması için Murat Boz'a 400 bin dolar teklif etti mi? Azerbaycan'dan geliyorum zaten. Osmaniye'de Murat Boz ve Hadise Rüzgarı, iki ünlü popçu düetleriyle şehri nasıl ayağa kaldırdı? Osmaniye'de geçtiğimiz günlerde Hadise ve Murat Boz rüzgarı esti. Şehirde konser veren ikili şarkıları ve sahne şovlarıyla deyim yerinde ise tozu dumana kattılar. Murat Boz'a dönüyoruz. Onda da ilginç haberler var. Azerbaycanlı bir iş adamı düğününde sahneye çıkması için yakışıklı popçuya 400 bin dolar teklif etmiş. Çıkan haberlere ne diyecek? Azerbaycan'dan geliyorum. O düğünden geliyorum yani. Geldim yani. Haber buraya yeni düştü. Üzerinden geçti artık. Esprili bir şekilde haberin asparagas olduğunu söyleyen Murat Boz'a ikinci şok dalgası bir muhabirin sorusuyla geliyor. Ünlülerimizi hep böyle beraber işte Arap kahvaltıyla falan yemek yensin. Şu kadar paralı verelim gibi bir teklifler geliyor. Böyle bir teklif kabul eder misiniz mesela? Arap kralıyla. Herhangi bir şey. Şey gibi dedi.
eğer ki bu bir gelsin şey... düşünürüz. Yok yani öyle bir şey. Gelse. Yani ben vallahi başkanım yani. Tercih ederim yani. Sohbet bitiyor ve sahne zamanı. Hadise çıkıyor ilk olarak. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara geceleri perde çekiyorsun. Aşka geliyorum ma. Dansı, sahne şovları ve şarkılarıyla herkesi coşturuyor Hadise. Yaşanıyor. Mikrofondan sesini duymayan güzel popçu ilk dakikalarda Ton Meister'a uyarıda bulunuyor. Ne desem olmuyor. İkinci kez aynı sorunu yaşayan Hadise bu kez sert bakışlar ve hareketlerle uyarıyor. Kimse kararmamış daha başka ne söyleyeyim? Mesajımı almıştı o. Yaydan çıkan o. Olay üçüncü kez yaşanıp Hadise yeniden sesini duymayınca bu sefer ipler kopuyor. El kol hareketleriyle derdini anlatmaya çalışan Hadise'yi ilk kez böylesine öfkeli görüyoruz. Sorunuyor aşkımdan tüm kalemi. Hadiseden sonra Murat Boz sahnede. Yakışıklı popçu Osmaniye'yi ayağa kaldırıyor şarkılarıyla. Konserin sürpriz anı. Murat Boz ve Hadise düetleriyle tam anlamıyla bir müzik ziyafeti yaşatıyorlar. Ajda Pekkan tarihinde bir ilk. Show TV ile sokağa indi. Bakü'yü gezdi. Ajda Pekkan bu hafta sonu nerede?
Show TV'de Böyle Olur Süperstar itirafı. Ajda Pekkan kime platonik aşk besledi? Ama platonik aşk bence herkes yaşamıştır. Ama yaşadım yani. Onu hiç böyle görmediniz. Önce süs köpeğiyle bu anları yaşadı. Şimdi diyorum ben de Kürt zannettim değil mi? Hayır. Sonra sokak köpekleriyle çocuklar gibi oynadı. Ay ne tatlılar. Ah çok güzelsiniz siz. Çok, çok güzelsiniz siz. Ajda Pekkan'ın Bakü sokaklarında Azeri hayranıyla dansına çok şaşıracaksınız. Ajda Pekkan'ın Bakü'nün altını üstüne getirdiği anlarda neler oldu? Ben senin yerinde olsam ufak ufak. Az sonra. Aklımı fırtımı toplar gelir. Çek çek. Sen nelere kadirsin? İşte ünlülerin botoksla imtihanı. Ay harikayım, bambaşkayım. Her mevsim tufandayım. Botoks Emrah'ı neden böyle agresifleştirdi? Emrah Bey. Emrah Bey. Çok konuşun efendim. Botoks Halil Ergün'le Mehmet Ali Erbil'in arasını nasıl açtı? Seyretmiyorum programını çünkü benim şeyim değil, kalemim değil ki onun programı. Böyle şey gibi çıkıyor. Densiz. Karnı çatamaz, gözünü açamaz. Ve botoks ünlü güzelleri nasıl fena pişman etti? Botoks elbette ki herkes yaptırdı gibi, ben de yaptırdım. Ünlülerin botoks dosyasını açıyoruz. Sıkı durun, ne itiraflar var ne itiraflar. Az sonra. Çek çek. Kıvanç Tatlıtuğ yeni filmi Hadi Be Oğlum'la ağlatmaya geliyor. Aile arasında filminin çekim hataları sizleri gülmekten kırıp geçirecek. Ve şimdi de sırada sinema dünyasından gelişmeler var. 216. 216. 216. Arif Bey 216'dan yepyeni görüntüler. Benim adım Arif. Arif. Arif Arif. Büyük ses getiren filmin karakterleri ezberleten fragmanına bayılacaksınız. Kerem mi? Ömer. Ali. Ali kim ya? Aha Ali. Kıvanç Tatlıtuğ ağlatmaya geliyor. Bir şey mi kere? Ha? Hadi gül. Kıvanç Tatlıtuğ'un bol bol ağladığı Hadi Be Oğlum filminden ilk görüntüler. İçeride bir yerde olduğunu bilsem. Keşke beni anlayabildiğini bilsem. Aile arasındanın kahkaha dolu anları. Yani. Ama herkes yanınızda var. Dört buçuk milyona ulaşan filmin eğlenceli çekim hataları. Dağlı olman düşünsün, bana olmaz. Sinemada hareketli günler yaşanıyor. İşte beyaz perdeden son haberler. Bıraktığımız haftanın en çok izlenen filmi Arif ve 216 oldu. Cem Yılmaz'ın filmi 3 milyon izleyici rakamını aştı. Benim adım Arif. Bizde her şey olur, uzay konusunda yanlış olmaz. Ben yengeme en güzel yerden vereceğim abi. Seyircinin büyük ilgisini gören filmden yeni sahneler de yayınlandı. Filmin karakter isimlerinden oluşan özel fragmanı seyircinin beğenisine sunuldu. Önce Arif'i ezberletiyor fragman. Benim adım Arif. Arif. Arif Arif. Arif ne? Arif. 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 Bu Arif. 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 Ne yapıyorsun Arif? Arif Işık. Sonra 216 ve diğer karakterlerin isimleri tekrarlanıyor. Kimsin sen? 216. 216. 216. 216. 216. 216 nerede? 216. 216 mı? Tertip. 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 Tertip.
Beşim Bey mi? Beşim Bey, Beşim Bey, Beşim Bey. Besim Bey. Besim Bey, tam Beşim Bey. Besim Bey. Ben de pembe şeker. Pembe şeker. Pembe şeker. Pembe şeker. Pembe şeker. Pembe şeker. Aa, pembe şeker. Pembe şeker değilim. Alev ben. Arkadaş! Kusura bakmayın. Ay parçası. Tufan. Kerem mi? Ömer. Ali. Ali kim ya? Ha Ali. Aylin. Sevgili Ajda. Tuğba. Pervin. Sami. Sami. Sami de ya. Delireceğim çünkü. Sami'yim ben. Cem Yılmaz ve Ozan Güven sözünü de tuttu. Arif ve 216 kılığına giren 216 kişiye özel bir gala yapıldı. Amerikan başkanı dahil herkese haber verin. Arif ve 216. Birazdan başlıyor. Biraz zor bir dans, özellikle benim hazırlamam. Gerçekten çok zorlanmadık. Taksiyle geldik ama etraftaki bakışlar komikti, güzeldi yani. 216 gelemedi, temsili olarak Arif'i getirdi yanıma. Bursa'dan geldik oğlumla birlikte. Annem çok destekledi. Bize fikirler verdi. Biz de hani evdeki imkanlarla bu kadar yapabildik. Kök poşetiyle falan yapabildik. Geçtiğimiz hafta vizyona giren Deliha 2 iyi bir gişe açılışı yaptı. Film ilk haftasında 500 bini geçti. Anam da mı aşçıydı benim be? Amca, o zaman ben buraya ahçı olamam. Yani? Üzüldün mü? Yok. Vizyona giren iddialı filmlere rağmen aile arasında fırtınası da dinmiyor. Gülse Birsel'in filmini 4,5 milyon kişi izledi. Bulurum ki birini ben. Bugün bulayım. Kriterlerin nasıl olmadı abla? İki kolu iki bacağı var mı? Var. Benim moralim çok kötü ve sizi tavsiye ettiler. Ne açıdan? Bugün için bir para verebilirim size. Bu işin ücreti nedir diye. Filmin internette yayınlanan çekim hataları ise görülmeye değer. Olursa ne olur. Heh. Ağız burun. Ben ters adamım. Sonra da üzülürüm. Anladın mı? Abi çok üzülürüm. Emine hasebet canım. En güzelini yaparız. Bohça. Sabahça. Biz haşmet vurt olarak yaşlanırken bulsak da yanından mal kaçırdık gibi yüzük takmışlar. Yani neticede ben horozumu salmışım. Davul olan düşünsün. Özellikle Engin Günaydın'ın sahnelerinde oyuncular gülmemek için kendilerini zor tutmuş. Şöyle oluyor. Siz bizim çocuğa, biz sizin çocuğa. İç çamaşırı. Yani. Ama herkes bir dakika hanım, sus. Orada dur. Biz de usulü adap biliriz elbette ki. Sade mi? Kızım biz kalabalık dillere destan bir düğün yapacağız. Yani bunun bir... Yok. Ateş değil. Hünnap basmış bu hünnap değil. Emine sen hangi takımdın? Yavrum. Yavrum sen niye konuşuyorsun? Büyükler niye konuşuluyor burada? Yani bizden kaynaklanmadı ki. Ekonomi bozulmuş. Dolar, euronun işin içinden çıkılmaz paritelerdeki oynak zeminler var. La 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 la. La 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 la. Sağa çekineceğim. Yolu bir buyurun. Kıvanç Tatlıtuğ'un merakla beklenen filmi Hadi Be Oğlum'un ilk görüntüleri seyircinin beğenisine sunuldu. Efe. Kaldık mı bir başımıza oğlum? Eğer anlasaydın... Sana bu gece babamı anlatmak isterdim. Annemin öldüğü günü anlatmak isterdim sana mesela. Kıvanç Tatlıtuğ bir baba oğul hikayesinin anlatıldığı filmde seyirciyi bol bol ağlatacağı benziyor. Keşke içeride bir yerde olduğunu bilsem. Keşke beni anlayabildiğini bilsem. Düşünün bir kere. Ha? Hadi gül.
bir tanecik bir. Bir kere elini omzuma koysan o da tamam Efe. Oğlum. Yıldız isimleri bir araya getiren Cebimdeki Yabancı filminin fragmanı görücüye çıktı. Belçin Bilgin, Buğra Gülsoy, Çağlar Çorumlu, Leyla Lidya Tuğutlu, Serkan Altınorak, Şebnem Bozoklu ve Şükrü Özyıldız filmin kadrosundaki isimler. Hoş geldiniz. Ne haber Kerem? Bu sefer Erik'le biber tuşu sal. Hadi sofra hazır. Arkadaşlar, var mısınız bir oyun oynayalım? Ne oyun? Bu gece yemek boyunca herkes telefonunu masanın üzerine koyacak. Gelen ne varsa, WhatsApp, mesaj, konuşma, herkes herkesin gününü duyacak ve görecek. Nasıl olsa tek odamız, hiçbir sırrımız yok değil mi? Belçin Bilgin'in bir başka filmi Rüzgar bu hafta vizyonda. Belçin Bilgin ile Halil Sezai'nin başrollerinde yer aldığı film bir aile hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Ben seninle bir aile kurmak istiyorum. Ben sana hayalini kurduğun aileyi veremem. Ama bak, eğer ilgilenirsen sana sonsuza kadar sevgimi verebilirim. Keşke bizim de herkes gibi bir ailemiz olsa. Bizi kimse istemez ki. Biz hırsızız. 16 Mart'ta seyirciyle buluşacak Nejat İşler ve Yiğit Özçener'in başrol oynadığı Kaybedenler Kulübü Yolda'nın yeni görüntüleri yayınlandı. Aklımda senden başka hiçbir şey yok bugünlerde. Sadece senin aşkın avutur beni. Şahan Gökbakar'ın merakla beklenen filmi Kayhan'ın fragmanı da seyirciyle buluştu. Fragman kısa süre içinde büyük bir izlenme rakamına ulaştı. Pilav gününe geleceğimi söylediğim zaman herkes çok mutlu oldu zaten. Ne? Kayhan mı? Şaka yapıyorsun sen ya. 98 yıllıklarını bu sene özel olarak yeniden bastık. Ama tanrım gerçekten çok güzel. Sen hayatımda tanıdığım en berbat. Sayende okul mu okuduk, kire mi doldurdu kan? Diyar olsan cacağa doğranmaz. Bu ne be? Çek çek. İzmir'deki gelinlik fuarına ünlü yağdı. Bir dönem Ajda Pekkan'a ağır ithamlarda bulunan Bülent Ersoy şimdi süperstara övgüler yağdırdı. Peki ama neden? Helal olsun. Hande Yener açıkladı. 2018'de dünya neden sarsılacak? 2018 ortası dünyada böyle bir sarsıntı olabilir. Belaruslu melek Marina Linçuk İzmir'i nasıl salladı? Az sonra. Çek çek. Aslı Enver, Kel Murat Boza ne dedi? Kelmiş. Ata Demirer'den aşk sorularına e-mailli yanıt. Ben size tek tek mail atayım. Yani. Az sonra. Çek çek. Eski eşi Ayşe Gül Yıldız, İbrahim Tatlıses'in evlenme teklifine nasıl cevap verdi? Ünlü sanatçının kardeşi Hüseyin Tatlı, neden İbrahim Tatlıses'in kardeşi olarak lanetlendim dedi. Ve şimdi de sırada Tatlıses cephesinden son gelişmeler var. İbrahim Tatlıses'in bomba açıklamaları gündemi salladı. Bu saatten sonra bana trilyon verse oraya gitmem. Eski eşi Ayşegül Yıldız, İbo'nun evlenme teklifine ne yanıt verdi? Elif'in anası olabilir. Ve beni vuranı bile affettim diyen İbo'ya şok. Beni vurdular, vurana bile beddua etmedi. Ama ben Allah'tan umudumu kesmiyorum. Kardeşi Hüseyin Tatlı, neden İbrahim Tatlıses'in kardeşi olarak lanetlendim dedi. İbrahim Tatlıses'in kardeşi olarak lanetlenmiş gibiyim. Yak bütün geri kalan ne varsa her şeyi. Yüreğinden sonsuza kadar çıkar beni.
İbrahim Tatlıses'in Seda Sayan'la programına yaptığı bomba açıklamalar haftanın gündemini oluşturdu. Evlenmeyi düşünüyor musun? Aynen. Sırtımdaki yükleri bilecekler. Yükü bilecekler. Ha, ne zaman istersen o zaman da emaneti al. İbrahim Tatlıses'in röportajındaki en önemli sözlerinden biri İstanbul'a küstüğü, küsmesinin nedeninin bazı ünlüler olduğuydu. Küstüm abi, beni küstürdüler. Sanatçıları küstürdü, eş dost küstürdü, iş adamları küstürdü, hepsi küstürdü. Tatlıses yaşam felsefesini değiştirmiş, kendini vuranları bile affetmişti. Madem sana yapılmasını istemiyorsun, sen niye yapıyorsun? Yapma. Ben kimseye bir şey yapmadım ki. Beni vurdular, vurana bile beddua etmedim. Çünkü niye? Her şey Allah'tan. Onlar şimdi gidelim, ben onlara diyeyim ki kardeş, siz mi beni vurdunuz, ben mi sizi? Vallahi diyecekler sen bizi vurdun. Çünkü niye? Ben dışarıdayım, eşimle, dostumla, ailemle birlikteyim, onlar dışarıdalar. Keşke olmadı. Demek ki Cenab-ı Hak ona da öyle bir ceza verdi, bana da böyle bir ceza verdi. Ben bu cezama razıyım. Yaradamanı kaldırır kaldırmaz, onu Allah bilir. Ama ne zaman isterse o zaman kaldırsın. Ben hiç isyan da etmem, bir şey de şikayet de etmem. Hayatta kimseyle küs kalmamayı motto edinen İbo'nun bu sözlerinden birkaç gün sonra sürpriz bir isimden enteresan açıklamalar geldi. Bu isim İbo'nun kardeşi Hüseyin Tatlı'ydı. Yak bütün geri kalan ne varsa her şeyi, yüreğinden sonsuza kadar çıkar beni. Yıldız Tilbe'nin şarkılarını ünlülerin seslendireceği albümde yer alacağını ama önünün kesildiğini iddia eden Hüseyin Tatlı, buna İbrahim Tatlıses'in mi neden olduğu sorusuna hayır dedi ama abiyle yıllardır küs olduğunu da sözlerine ekledi. Biz zaten uzun zamandır İbrahim Bey'le konuşmuyoruz. Aramız her zamanki gibi limoni, öyle bir kırgınlık tadında gidiyor. Söylemezsem olmaz programına içini döktü Hüseyin Tatlı. Küslüğün nedenlerine geldi konu. Hüseyin Tatlı, kardeşlik vazifelerini her daim yerine getirdiği görüşünde. Ama ben kardeşlik görevimi kendimi bildiğim bileli yaptım. Peki Hüseyin Tatlı? Vurulmadan önce de yaptım. Yine yaparım. Hüseyin Tatlı'nın iddiasına göre İbrahim Tatlıses'in ona olan kızgınlığının nedeni şarkıcı olması. İlk 2000'li yıllarda bana işte oğlum müzik ateşten gömülür, girme. Yanarsın dediğin zaman ben de yanmaya razıyım diyerek böyle bir sohbetimiz olmuştur. Lakin evet, zaman geçti ve ben albümler çıkardım. 22 yıldır da paramı şarkı söyleyerek kazanıyorum. Benim şarkıcı olmamdan bir rahatsızlık olduğunu hissediyorum. Şu şok sözleri sarf ediyor Hüseyin Tatlı. Yani ben İbrahim Tatlıses'in kardeşi olarak lanetlenmiş gibiyim. Ay, bu benim lanetim gibi duruyor bir taraftan. Bir taraftan da gurur duyuyorum. Bakalım kardeşinin bu sözlerine İbrahim Tatlıses'ten nasıl bir tepki gelecek? Gelelim İbrahim Tatlıses'in çok konuşulan teklifine. Eski eşi, kızı Elif Adan'ın annesi Ayşegül Yıldız'a evlenme teklif etmişti İbo. Evleneceksem evleneceğim, kalacaksam kalacağım. Evlenmeyi düşünüyor musun? Aynen. Vallahi billahi. Ne var bende? Olsun, olsun, fazla mal göz mü çıkartır ne? Elif'in anası olabilir. Tekrardan. Aydemir Akbaş 4 sefer boşandı, 5 sefer evlendi. Aynı hanımdan. Ayşegül ana soyer. Buradan söylüyorum işte. Yani önemli tekliflerim olacak. Bu sürpriz teklif yanıt buldu. Ayşegül Yıldız sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada eski eşinin evlenme teklifini reddetti. Ayşegül Yıldız yaptığı yazılı açıklamada İbrahim Tatlıses defterini kapattığını dile getirdi. İbrahim Bey'e saygım sonsuz, sevgim de artık çok daha farklı boyuttadır. Kendisi çok iyi bir baba olmakla birlikte bu saatten sonra da tek ortak noktamız evladımız Elif Ada'dır ve tekrar evlenmemiz söz konusu değildir. Boşandığımız andan itibaren de benim için o sayfa bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Ama her zaman temenni ettiğim gibi kendisinin sağlıklı, huzurlu, mutlu olması da en büyük temennimdir. Tam inzivaya çekildi derken İbrahim Tatlıses yeniden gündemin en üstüne çıktı. Bakalım İbo ile ilgili daha neler yaşanacak? Çek 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 çek.
Ajda Pekkan tarihinde bir ilk. Show TV ile sokağa indi. Bakü'yü gezdi. Ajda Pekkan bu hafta sonu nerede? Show TV'de. Böyle olur. Süperstar itirafı. Ajda Pekkan kime platonik aşk besledi? Ama platonik aşk bence herkes yaşamıştır. Ama yaşadım yani. Onu hiç böyle görmediniz. Önce süs köpeğiyle bu anları yaşadı. Şimdi diyorum ben de kırk zannettim demiş. Sonra sokak köpekleriyle çocuklar gibi oynadı. Ay ne tatlılar. Ah çok güzelsiniz siz. Çok, çok güzelsiniz siz. Ajda Pekkan'ın Bakü sokaklarında Azeri hayranıyla dansına çok şaşıracaksınız. Ajda Pekkan'ın Bakü'nün altını üstüne getirdiği anlarda neler oldu? Ben senin yerinde olsam ufak ufak. Az sonra. Aklımı fırtımı toplar giderim. Çek 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 çek. Emrah botoks yüzünden nasıl agresif oldu? Mehmet Ali Erbil botoks yüzünden Halil Ergün'le nasıl kavga etti? Şimdi de programımızda sırada ünlülerin botoks dosyası var. Ey botoks! Sen nelere kadirsin? İşte ünlülerin botoksla imtihanı. Ay harikayım, bambaşkayım. Her mevsim turfandayım. Botoks Emrah'ı neden böyle agresifleştirdi? Emrah Bey. Emrah Bey. Çok konuşuldu efendim. Botoks Halil Ergün'le Mehmet Ali Erbil'in arasını nasıl açtı? Seyretmiyorum programını çünkü benim şeyim değil, kalemim değil ki onun programı. Böyle şey gibi çıkıyor. Densiz. Benle çatamaz, gözünü açamaz. Ve botoks ünlü güzelleri nasıl fena pişman etti? Botoks elbette ki herkes yaptırdı gibi ben de yaptırdım. Ünlülerin botoks dosyasını açıyoruz. Sıkı durun, ne itiraflar var ne itiraflar. Efsane dizi Avrupa Yakası'nda İfot botoks yaptırıp eve geliyor. Onun bu hali kahkahayı tetikliyordu. Ay ne oldu? Ne? Niye öyle bakıyorsun İfot? Botoks yaptırdım. Ne yaptırdım dedin? Botoks, botoks. Aman ne oldu? Anne sen botoks mu yaptırdın? Evet. Hani derler ya insanı rezil de eder vezir de diye. İşte öyle bir şey botoks. İlham veren Emrah'tı. Geçtiğimiz hafta mikrofonları tokatlamak suretiyle kameralardan bir kaçışı vardı ki Emrah'ın. Sormayın gitsin. Emrah Bey, Emrah Bey. Emrah Bey konumu ilk kaçaydınız iyiydi. Gel arkaya gel. Emrah Bey. Çok konuşuldu efendim. Emrah Bey niye yüzünüzü saklıyorsunuz? Daha önce de oldu bu. Emrah gecenin bir yarısı güneş gözlüğüyle ve kapüşonuyla yüzünü gizlemeye çalışmıştı botoks yüzünden. Nedeni botoks. Emrah yüzünün botokslu halinin görünmesini istemiyor. Eski ve yeni hali arasındaki inanılmaz fark botoksun boyutlarını gözler önüne seriyor. Botoksun azı karar, çoğu zarar. İşte bir başka örnek. Yaşlanma karşıtı popçu Hakan Peker de yıllara meydan okumak isterken botoksu tercih etti ve ortaya çıkan sonuç bu. Aşkın sevgin bu mu? Ne olacak bu aşkın sonu? Bir barışır karam bir güsersin, beni böyle divane edersin. Botokstan muzdarip isimlerden biri de Kuşum Aydın. İpin ucu kaçınca o eski halinden eser kalmadı Kuşum Aydın'ın. Hele hele bir bakışla bir gülüşle yedi beni ah beni.
kadınlarda da durum farksız. İşte Aşkın Nur Yengi. Yeni botokslu haliyle dışarı çıkınca ortaya bu fotoğraflar çıkmıştı. Kaderini senle yazmıştım. Botoks yaptırdığını itiraf etti Aşkın Nur Yengi daha sonrasında. Ama botoks elbette ki herkes yaptırdı gibi ben de yaptırdım bunu. Söylememek zaten tuhaf. Manken şarkıcı Aysu Bacıoğlu'nun botoks yüzünden dudaklarının ne hale geldiğini de gördük. Kendisi itiraf etti üstelik. Ben dedim ki bu nasıl oluyormuş, yaptırayım da bari gerçekten olsun. Böyle kaldı. Yamuk değil, geçecek bunlar. Ama yamuk. Yeşilçam'ın efsane güzellerinden Serpil Çakmaklı da botoksun fazlasından zarar gören isimlerden. Dudaklarıma yapmış olduğum yanlışça çok abartılı dolgu maddesi kisleşme yapınca ameliyatla aldırdığım ona kadar vurguladım. Çilek dudaklarına yapışıp kalacağım. Gözlerinden kalbine akacağım. Şebnem Ferah da yıllara meydan okumak için botoksu tercih etti. Ama fazla kaçınca ortaya bu hali çıktı. Seninle onunla dünyanın sonunda buluştuk, barıştık, dinledi zamanda. Saydığımız isimlerin, Yılmaz Morgül'ün, Fatih Yüreğin bir suçu yok aslında. Dünya starları bile abartıyor bazen. İşte Burt Reynolds, işte Cameron Diaz, işte Nicole Kidman, işte Madonna, İşte Tom Cruise. Hepsinin botoksla bir imtihanı olmuş vakti zamanında. Botoks meselesi ünlülerin arasını bile açtı. Mehmet Ali Erbil bir dönem Halil Ergün'ün botokslarına takmıştı kafayı. Halil Ergün'ün estetiğini gördün mü? Görmedim. Böyle şey gibi çıkıyor. Karnını çatamaz, gözünü açamaz, böyle durursun bütün bir 90 dakika boyu. Halil Ergün'ün cevabı sert oldu Mali'ye. Allah Allah, yüzüm ortada benim ya. Hani bu kaşlarınızı... Ya benim bin tane terbiyesiz. İki oyuncu arasındaki bu tartışma botoks polemiği olarak tarihe geçti. Oyuncular önce böyle şey yapar mı ya? Seyretmiyorum programını çünkü benim şeyim değil, kalemim değil ki onun programı. Böyle şey gibi çıkıyor. Densiz. Karnını çatamaz, gözünü açamaz. Biz mi konuşalım yoksa bu konuda? Biz de konuşalım mı yani? Dedik ya, botoksun fazlası zarar, azı karar diye. Dozunda botoks yaptırıp güzel kalan ünlüler de var. İşte Emel Sayın. Güzellik yani geçici bir şey, solan bir şey zamanla. Zaman her şeyi eskitiyor, yıpratıyor. Sadece ruhumuz, gönlümüz genç kalabiliyor. Yıllara meydan okuyan Mavi Boncuk kararında yaptırdığı botoksları itiraf ediyor. 6 veya 8 ayda bir herkes söylemez ama ben botoks kullanıyorum, uyguluyorum. Evet. O da böyle hafif, çok önemli bir şey değil bu. Çünkü mucize yaratan bir şey değil. Ama hafif bir dinlenmişlik ifadesi olabiliyor. İhtiyaç hissettiğim zaman yapıyorum. Çağla Şikel'de botoks yaptırdığını itiraf edenlerden. Zaten bir röportajımda söylemiştim botoks yaptırdım diye, ama mesela şu anda suratımda botoks yok. Çünkü botoks dönemsel bir şeydir. Yaptırdıktan bir süre sonra geçen bir şeydir. Ve sürekli botoks yaptırmanın da doğru olmadığını düşünüyorum. Yüzümde botoks yok dedim, herkes falan sesleri duyar gibiyim ama öyle değil. Eğer zaten şu anda yüzümde botoks olsaydı alnıma doğru baktığınız zaman buradaki olimpiyat çizgileri, olimpiyat sahası çizgileri olmazdı. Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Aslı Şen de botoksu olumlu kullanmayı başarabilen hanımların başında geliyor. Botoks yaptırıyorum arada göz kenarlarını, hiç yaptırmıyor değilim. Onu soracaklar, hep botoks yaptırıyor musunuz? Evet, birçok insan saklıyor. Dediğim gibi ben dürüstlükten yanayım. Gülben Ergen'le Seda Sayan'ın yıllar önceki bir programda yaptıkları botoks sohbeti de iyi kullanıldığında botoksun nelere kadir olduğunun göstergesi. Sen botoksa anlam katan kadınsın. Botoksu bilmiyor millet. Çünkü bizim medya hala yanlış. Sen anlattın. Yanlış anlatıyorlar. Bunu da evet bilmiyorlar işte. Askıyla çıktım anlattım. Daha bu millete ben ne yapayım yani? Peki botoks ünlüler için kaçınılmaz bir gerçek mi? Cevabını İrem Derici'den alalım. İrem Derici'ye göre botoks mecburiyet. 10 sene bugünden fark. Yine sahnede olurum herhalde. 38 olacağım. Haftada bir botoks şart. Gerdiririm, merdiririm. Ya haftanın yarısı botoksçu da olurum, yarısı da sahnede olurum. Ay harikayım, bambaşkayım. Her mevsim kurfandayım. Çek, 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 çek.
Ajda Pekkan tarihinde bir ilk. Show TV ile sokağa indi. Bakü'yü gezdi. Ajda Pekkan bu hafta sonu nerede? Show TV'de. Böyle olur. Süperstar itirafı. Ajda Pekkan kime platonik aşk besledi? Ama platonik aşk bence herkes yaşamıştır. Ama yaşadım yani. Onu hiç böyle görmediniz. Önce süs köpeğiyle bu anları yaşadı. Şimdi diyorum ben mi kırk zannettim demin. Sonra sokak köpekleriyle çocuklar gibi oynadı. Ay ne tatlılar. Ah çok güzelsiniz siz. Çok, çok güzelsiniz siz. Ajda Pekkan'ın Bakü sokaklarında Azeri hayranıyla dansına çok şaşıracaksınız. Ajda Pekkan'ın Bakü'nün altını üstüne getirdiği anlarda neler oldu? Ben senin yerinde olsam ufak ufak. Az sonra. Aklımı fırtımı toplar giderim. Çek çek. Arif ve 216'nın Arif'i, Mustafa Sandal oldu, araba söyledi. Arif ve 216 filminin çok konuşulan performansı klip oldu. İşte Cem Yılmaz'ın arabası. Gönül ister aradığını. Az sonra. Çek çek. Bülent Ersoy küs olduğu Ajda Pekkan'a neden övgüler yağdırdı? Demet Akalın, Seda Sayan'ın evleneceğini iddia etti. Belaruslu güzel Türk erkekleri hakkında neler söyledi? Şimdi de sırada ünlülerin de büyük ilgi gösterdiği İzmir'deki gelinlik fuarı var. İzmir'deki gelinlik fuarına ünlü yağdı. Bir dönem Ajda Pekkan'a ağır ithamlarda bulunan Bülent Ersoy şimdi süperstara övgüler yağdırdı. Peki ama neden? Helal olsun. Hande Yener açıkladı. 2018'de dünya neden sarsılacak? 2018 ortası dünyada böyle bir sarsıntı olabilir. Belaruslu melek Marina Linçuk İzmir'i nasıl salladı? İzmir'de düzenlenen gelinlik ve abiye fuarına ünlü yağdı. Deniz Akkaya ile birlikteyiz. Gelinlik değil, nişanlık var üstünde. Neden mi? Fevzi Hanım da bana gelinlik giydirmek istedi. Evet, ben aslında... Ben de dedim ki ben bari nişanlık giyeyim dedim. Dedim 40 yaşında gelinlik giyilmez dedim. O yüzden büyük aramızda geçen uzun uzun mülakatlar sonucunda en sonunda bana böyle abiye bir nişanlık yapmaya karar verdiler. Gelinlikten bıkmış Deniz Akkaya. Çok gelinlik giydim ben. Bugün değişik bir şey giymek istedim. Bir de aslında biliyorsun artık dünyada da böyle ben klasikçiyim ama böyle değişik renk gelinlikler giyenler de var biliyorsun. Kırmızı evet. Gelinlikler, kısa gelinlik giyenler var. Ben klasikçiyim. Şu arkada gördüğümüz birbirinden güzel kızlarımızın giydiği gelinlikleri bin kere tercih ederim. Ayrı konu. Fuarın başka bir tarafında Hande Yener çiçek kıyafetiyle kameralara poz veriyor. Yalan söylemem ben hiç mutlu olma benden sonra. Çiçek aslında bu hayatım ama ben işte deniz kızıyım. Çiçek de giysem deniz kızıyım yani. Kıyafetin görüntüsü güzel ama içinde durması zor anlaşılan. Yani tabii sahnede bu kıyafeti kullanmak çok zor. Burada kıyafet beni kullanıyor şu anda.
Hande Yener'i şu sıralar yurt dışı heyecanı sarmış durumda. İngilizce single çalışması için yerinde duramıyor. Ben gerçekten herkesi heyecanlandırmak için yapıyorum bu projeyi. Yoksa ben Türkiye'de zaten çok başarılı, çok mutluyum. Ama dünyada da bizim sesimizi duyurmak istiyorum ve hepimizi gururlandırmak istiyorum. Bunlar milli duygular. İşte bizim kız yapmış desinler istiyorum. O heyecanı hepimiz yaşayalım. Burada böyle Türkiye'den izleyip oradaki başarıyı herkes görsün istiyorum. Bu hissi, bu mutluluğu hep birlikte paylaşalım. Yani bu tamamen milli duygularla yapılmış bir proje. Aynı zamanda ben zaten yurt dışına single yapmaya da devam edeceğim. Biraz da iddialı. 2018 ortası dünyada böyle bir sarsıntı olabilir. Tam bu esnada bir tatsızlık yaşanıyor röportaj sırasında. Bir müsaade bize, biz röportaj yapıyoruz. Müsaade. Estağfurullah. Sen kal, size müsaade. Tamam. Size müsaade. Tamam, alalım. Buyurun. Teşekkürler. Bu adına artık. Ondan sonra o yüzden de böyle bir kahveye dönüştü sohbet. Arkadaşlar kestiler sohbetimizi. Sebebini de biliyorum, önemli değil. Alalım arkadaşı aşağıya. Buyurun. Bunlardan mı rahatsız? Yok, hayır, sizin varlığınızdan. Evet, teşekkürler. Hocam, yapmayın arkadaşlar, yapmayın, gerek yok. Hocam. Demet Akalın da fuarda. Milano'da yaşadığı hırsızlık olayını anlatıyor mikrofonlara. Bir de o kadar giderim oraya, o kadar dikkat ederim bu sefer. Hani polis falan söyledi mi hiç şikayet falan? Polis mi? Yukarıda başka bir hırsızı dövüyordu polisler. Hadi yani ya. Ben kendimi yırttım, kapıları kapat, orada seni kim dinler? Yani çok şey bir marka, nasıl diyeyim sana? İsmini vermeyeyim de şimdi hani. Eksklüzif bir marka. Çok yani bilindik bir marka olduğu için ve hep burada da şöyle bir anons geçer. Lütfen çantalarınıza dikkat edin. İranlı hayranları geliyor yanına. İran'da tanınıyorum. Bir tek Meryem Uzerli değil, beni sinirlendirmeyin. Allah Allah. Dubai'de de hep yolumu çeviriyorlardı. Bak filmlerden, filmlerden, her şeyi film ama bak artist zannettim beni yine. Sizi çok seviyorum. Kız topu topu iki tane filmim var zaten. Yer gelinlik fuarı. Bombayı patlatıyor Demet Akalın. Evet, Seda abla gelinliğimizi alıp gidiyoruz buradan arkadaşlar. Seda abla. Ne yani? Seda Sayan evleniyor mu? Vallahi Seda ablaya bir şey alacağım buradan. İzmir fuarında Bülent Ersoy'la birlikteyiz. Grip olan Ersoy'un sesi kısılmış. Biraz canı sıkılmış gibi. Allah'ın bana bahşettiği en büyük zenginlik, onu diyorum. Servetimi burada taşıyorum ama servette biraz azalma mı oldu? Sesim çok kısıldı. Nazar mı var? Vallahi nazar falan değil. Çok garibim. Onun için biraz rahatsızlık çekiyorum. Geçmiş olsun diyelim Bülent Ersoy'a. Fuarda her yerde çeşit çeşit kumaşlar, abiye elbiseler olunca divanın da ilgisini doğal olarak çekmiş bu durum. Kumaşlar falan varmış. Tabii enterese oldum. Ben çünkü çok meraklıyım. Bilhassa orijinal kumaşlar, cinsleri nedir bakacağım şimdi. Kıyafetler bir yana, Bülent Ersoy gelinlikleri es geçiyor. Artık evlilikten Sıtkı sıyrılmış sanırız. Gelinlikleri es geçiyorum da. Yok ben, yani ben ne bileyim ben, evlenmek taraftarı değilim hiç. Ben iki kere o işi yaptım, beceremedim. Evliliğe kapılarını kapasa da aşka açık. Var mı onu heyecanlandıran biri peki? Bilmiyorum. Biliyorsun. Görür müyüz şöyle bir el ele? Hayat ne getirir ne götürür bilemeyiz. Neyse, Bülent Ersoy'un Ajda Pekkan'la ilgili açıklamalarına geliyoruz. Bir dönem Ajda Pekkan'a ağır ithamlarda bulunan diva, şimdilerde Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyor ve süperstarın Muazzez Abacı ile yaptığı bir Türk sanat müziği şarkısını bakın nasıl övüyor. Abacı ile beraber bir plak okumuşlar. Helal olsun. Evet. Helal olsun. Keşke ben de yanlarına gitseydim dedim. Ajda Pekkan'ı yere göğe sığdıramıyor Bülent Ersoy. Ve bir davette zaten karşılaştık. Çok asil bir kızdır. Gerçek bir star tabii. Efendim. Orada sıkıştık. Bana sevgilerini ifade etti. Hem de bir mukabele layık olduğu şekilde hanımefendiye ilettim.
Çok güzel dedim, okumuşsunuz. Havacı da yanımızdaydı. Çok güzel okumuşsunuz dedim. Ve çünkü güzeldi. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. Bir kere sevdim diye bin pişman etme beni. İstemiyorsan bırak, perişan etme beni. Defile zamanı. Düzenlenen abiye defilesinde podyumda bir melek var. Dünyaca ünlü süper model Marina Linçuk İzmir'de podyumda. Güzelliğiyle baş döndürüyor Belaruslu model. Podyumda Linçuk'a sürpriz bir isim eşlik ediyor. Eski manken, yeni şarkıcı Ayşe Hatun Önal. Eski mankenlik günlerini aratsa da performansı fena değil. Defilenin finali de muhteşem. Ayşe Hatun Önal'la Marina Linçuk'un arasında tüm modeller finalde böyle çıkıyor podyuma. Defile sonrası iki yıldızla beraberiz. Marina Linçuk'a Türkiye'de en çok neyi sevdiğini soruyoruz. Food of course. Ayşe Hatun Önal Melih'i pek sevmiş. Çok sıcakkanlı. Defile öncesinde sohbet ettik hepimizin. Hanımefendi Belaruslu olunca Türkiye'yi yakından tanıyor. I've been in Turkey many times, yes. Istanbul, İzmir, Marmaris. Antalya. I've been in Antalya as well. Tick, tick. Aslı Enver, Kel Murat Boza ne dedi? Kelmiş. Ata Demirer'den aşk sorularına e-mailli yanıt. Ben size tek tek mail atayım. Az sonra. Çek çek. Çek çek. Onun arabası var. Güzel bir güzel. Arif ve 216'nın Arif'i Mustafa Sandal oldu. Araba söyledi. Arif ve 216 filminin çok konuşulan performansı klip oldu. İşte Cem Yılmaz'ın arabası. Gönül ister aradığını. Az sonra. Çek çek. Şimdi de sırada sadece Show TV ekranlarında izleyebileceğiniz özel bir haberimiz daha var. Süperstar Ajda Pekkan konser vermek için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de cumartesi sürpriziyle birlikte şehri gezdi ve renkli anlar yaşadı. Şimdi o özel görüntüleri ve sohbetimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Ajda Pekkan tarihinde bir ilk. Show TV ile sokağa indi. Bakü'yü gezdi. Ajda Pekkan bu hafta sonu nerede? Show TV'de. Böyle olur. Süperstar itirafı. Ajda Pekkan kime platonik aşk besledi? Ama platonik aşk bence herkes yaşamıştır. Ama yaşadım yani. Onu hiç böyle görmediniz. Önce süs köpeğiyle bu anları yaşadı. Şimdi diyorum ben mi Kürt zannettim demin. Sonra sokak köpekleriyle çocuklar gibi oynadı. Ay ne tatlılar.
Ah çok güzelsiniz siz. Çok, çok güzelsiniz siz. Ajda Pekkan'ın Bakü sokaklarında Azeri hayranıyla dansına çok şaşıracaksınız. Ajda Pekkan'ın Bakü'nün altını üstüne getirdiği anlarda neler oldu? Ben senin yerinde olsam ufak ufak uzarım. Muhteşem bir konser için Bakü'ye giden Ajda Pekkan'ın yanında sadece haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu vardı. Konsere gitmeden önce Bakü sokaklarını gezdik birlikte. Sevgili seyirciler, şu anda Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deyiz. Ve bu güzel şehri Türkiye'mizin süperstarı sevgili Ajda Pekkan'la birlikte gezeceğiz. Gezeceğiz. Bir itirafla başlıyoruz gezintimizi. Aşk kokan Kız Kalesi'nin eteğinde bir zamanlar platonik bir aşık olan bir star var. Hiç platonik aşkımız oldu mu acaba? Platonik aşk kimin olmamıştır ki benim olmasın? Hepimizin olmuştur herhalde yani. Olmuştur. Oldu da zannediyorum yani, olmazsa olmaz. Ajda Pekkan'ken değil, Ajda'yken yaşanmış bu durum. Ajda Pekkan değil işte. Yani Ajda Pekkan, ya Ajda iken diyelim, hani Ajda Pekkan. Olmadık insanlara hayranlık duyuyorsun. Bir takım sanatçılara duyuyorsun. Sonra tabii ki farkındalık başlayınca o hayranlıklar farklı şekiller oluyor. Peki bir gün platonik aşk beslerse birine gidip açılır mı süperstar? Söylediğiniz oldu mu böyle cesaretlenip? Neyi? İşte platonik aşk değil ama hoşlandığınızı söyler misiniz? Karşı tarafı erkekten mi reklam? Asla. Ajda Pekkan'la bir ilki yaşıyoruz Bakü'de. O zaman da böyle gezmedim yani. Ben ilk defa bir konser öncesi böyle gezebiliyorum. Beni düşünebiliyor musun? Ben çıkacağım sokakta. Hediyelik eşyalar satan bir tezgaha yöneliyoruz. Sever misiniz hediyelik eşyaları? Ben incik boncuk çok seviyorum. Aleyküm selam. Çok güzel ya, çok hoş. Bu terlikler falan çok hoş ya. Bayılıyorum onlara. Bunlar mı? Onları daha çok beğeniyorum, şu en arkadakiler. Yok, tamam değil mi? Giyer misiniz normalde? Yok. Değil mi? Ama çok şık, çok güzel. Depol tabii ya. Ya en azından bunu alıp böyle bir şeyin içine koyup tablo bile yaparsın ya, çerçeveli. Evet, çok hoş. Çok şık olur yani, hatırlıyor musun burası için? Bakü'nün tam ortasında, şehrin en işlek caddesindeyiz. Noel Baba'yla hatıra fotoğrafı çektirmek istiyor Ajda Pekkan. İmrendim. Bensiz Noel Baba olmaz. Sokakta gezerken Ajda Pekkan şarkıları duyuluyor fonda. Bu arada sizin şarkılarınız çalmaya başladı. Evet. Dün de öyleydi. Nerede çalıyorlar? Sahnede. Sahnede mi? Evet. Nasıl yani? Sahne var orada. Sahnede mi? Sadece müzik yok, danslar da var. Ajda Pekkan gezintimiz sırasında bir Azeri hayranıyla çalan müzik eşliğinde dans etmeye başlıyor. Gezintimiz devam ederken parmak ısırtan formunu soruyoruz. Yine oldukça fit görünüyor. Ajda Hanım, ben çok fit gördüm sizi bu arada. Her zamanki gibi. Fit değil mi söyledin? Evet, siz dediniz ama hani biraz kilo aldım diye mi şöyle bir? Yani şöyle, alıyorum, veriyorum. Çünkü seyahatlerde benim problemim birazcık. Metabolizmam değişiyor. Mesela o yüzden uzak doğuya falan gittiğim zaman mutlaka daha böyle rahat giyebileceğim şeyleri almak istiyorum. Çünkü mutlaka şişiyoruz yani. Ama bu yıllardır böyle, yeni bir şey değil. Formunu koruyor ama sevdiği yemekleri de yiyor Ajda Pekkan. Meraklıyım da yemeye çok. Çok seviyorum.
Değil mi? Çok yani, ama şöyle hani ne bulduysam yiyeyim, ne bulursam yiyeyim değil. Seçme olması gerekiyor. Mesela lahmacun mu en iyisini yiyeceğim? Onu soracaktım. Tabii döner mi? Şey en iyisi olacak. Lahmacun demişken evinde lahmacun yapıldığı için günlerce otelde kaldığı haberi tam bir uydurma. Binalar çıktı. Evde, yani evde çok, çalışanlarınız daha bence çok asparagas bir haber o. Çünkü olabilir mi böyle bir şey? Çünkü biz yani hepimiz birbirimizin kültürleri içinde yoğunlaştık, yorulduk. O yüzden de ben Türk mutfağı çok seviyorum. Mutfakta çekilen pozu günlerce konuşuldu. Hem yemek yapıyor olması hem de müthiş fiziği fotoğrafı manşetlere taşıdı. Mutfaktan ve yemekten konuşulunca o mutfaktaki harika görüntünüz de hafızalarda. Ya o gün gerçekten çok komik. Öyle yani ki hani insanın böyle kendi kendini dalga geçmesi gereken durumlar olur ya. Biraz öyleydi yani. Kendi kendimize kıkırdıyorduk orada. Bu formu spora borçlu. Hani fit görünüyorum falan dedin ya demin. Evet. Sadece sporumu yapıyorum. Çok onu çok dikkat ediyorum. Ama çok ciddi yapıyorsun. Ay evet, her yerim kolum, bacağım. Doğru söylüyorsun. Gezintimizin sonuna gelirken günü batırıyoruz Bakü'de. Ben her gün batımında güzellikler diliyorum, şans diliyorum. Ülkem için güzellikler dilerken işte hayatın paylaşmak olduğunu, herkesin mutlu olmasını. Yani böyle basit şeyler yani. Gün batımında romantizmden konuşmadan olmaz. Ayrıca pek daha romantik midir? Çok romantiktir. Gerçekten mi? Hiç öyle görünmüyor. Romantiktir, çok romantik. Mesela konsere gittiğim zamanlar kaldığım yerlerde böyle işte akşamüstü tam konsere hazırlanırken gün batımını gördüğümde her işi bırakır. Koşar dua ederim hep. Hayvan sevgisini bilmeyen yoktur Ajda Pekkan'ın. Çarşıyı gezerken bir süs köpeğiyle bu keyifli anları yaşadı. Diyorum ben o kürt zannettim demin. Ay, bir dakika bir dakika anlaşalım ilk önce. Oo. Bakü tabelasının önünde poz verirken dünya tatlısı 3 köpek geliyor yanına. Hayvan sevgisini bir kez daha gösteriyor. Ay ne tatlılar. Annelerinin güzelleri misiniz siz? Ay sizin güzelliğiniz. Ama yemek yok yanımızda yazık ki. Ah ah kurban olurum ben sana. Aşkım gel 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 gel. Ay beyaz ne kadar güzelsiniz siz ya. Ah çok güzelsiniz siz, çok çok güzelsiniz siz, çok çok güzelsiniz siz, çok. Bu ne tatlılık ya Rabbim. Sevimli köpeklerle bir anne şefkatiyle ilgileniyor. Gel korkma. Gel gel ben. Gel gel aşkım gel aşkım gel gel. Beyazım gel. Bir kalbin içinde konuşulabilecek şey aşktır. Ajda Pekkan'la aşk konuşabilmenin şerefine nail oluyoruz. Kalbin içindeyiz Ajda'nın. Kalbin içindeyiz. Evet. Ajda Pekkan'a göre, size göre. Ya da Ajda Pekkan'a göre değil, Ajda'ya göre. Evet. Aşk ne? Aşk ne? Yok. Olursa söyleyeceğim söz. Ajda Pekkan aşktan uzak yaşıyor uzunca süredir. Ama peki ya aşık olursa? Nasıl olur ki peki aşık olunca? Salak olurum. Hep derler ya kızgın kumlardan. Senin sulara öyle bir şey var mı? Evet. Şu ara inan ki hiç o işle uğraşmıyorum. Ve Ajda Pekkan'ın Azerbaycan'ı salladığı konserde sıra. Şarkılarıyla konuklara unutulmaz bir gece yaşattı Ajda Pekkan. 3 saat sahnede kaldı, onunla meşhur olan en güzel şarkıları seslendirdi. Olay
Detay görüntüler. Ajda Pekkan Bakü konseri sonrası nasıl eğlendi, nasıl dans etti? Azeriler şaştı kaldı. Ajda Pekkan Azeri lehçesiyle nasıl büyüledi? Lay lay dedin bana, hayat verdin bana aziz ana. Ajda Pekkan metroya binmeyi neden merak ediyor? Mesela metroyu merak ediyor musunuz? En çok merak ettim. En çok. Muhteşem konserin ayrıntıları, Ajda Pekkan'ın özel açıklamaları ve daha fazlası yarın pazar sürprizinde. Çek 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 çek. Sezen Aksu'nun büyük sürprizi herkesi şaşkına çevirdi. Minik Serçe Kanlıca'ya kondu. Canlı canlı şarkılar söyledi. Sezen Aksu'nun açık havadaki canlı canlı müzik ziyafeti sadece Show TV'de. Efsane Show TV'yi karşısında görünce nasıl şaşkına döndü. Siz nereden haber aldınız ayol? Sesinizi duyduk geldik diyelim. Az sonra... Çek 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 çek. Onun arabası var, güzel bir güzel. Arif ve 216'nın Arif'i Mustafa Sandal oldu. Araba söyledi. Gider maalesef uyuyor. Arif ve 216 filminin çok konuşulan performansı klip oldu. İşte Cem Yılmaz'ın arabası. Gönül işten aradığını. Az sonra. Çek 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 çek. Ata Demirer aşk sorularına nasıl e-mail'i yanıt verdi? Aslı Enver Murat Boz'un kel fotoğrafından ne yorum yaptı? Hepsi ve daha fazlası renkli gece turumuzda. Aslı Enver, kel Murat Boz'a ne dedi? Kelmiş. Ata Demirer'den aşk sorularına e-mail'li yanıt. Ben size tek tek mail atayım. İstanbul gecelerinde hareket bitmiyor. İşte renkli gecelerden manzaralar. Çocuk işçiler konusunun işlendiği kısa film yarışmasının jüri üyesi olan Bergüzar Korel, festivalin önemini şu sözlerle anlatıyor. Çok önemli bir konuya parmak basan bir platformdu. Çocuk işçi konusunu ele aldık. Konu çocuklar olunca anneliği giriyor devreye. Öncelikle bir anne olarak izledim tabii tüm filmleri. Çocuk işçilerin sayısını Gülen Hanım, Güler Sabancı sahneye dile getirdiğinde hepimiz gerçekten... Çok şaşırdım, çok yüksek sayıda. Çocuk işin içine girdiğinde zaten yani her şey çok savunmasızlaşıyor, çok masumlaşıyor. Murat Boz ve Aslı Enver bir doğum gününden çıkıyor. Abimin doğum günü, onu kutladık. Buradan da eve gidiyoruz inşallah. Hafta içinde sosyal medyaya düşen fotoğrafa geliyor söz. Tarkan'ın vokalisti olduğu yıllarda saçsız imajıyla Murat Boz epey beğeni aldı. Fotoğrafı ilk kez görüyor Murat Boz. Fotoğraf sanırım Adana taraflarında. Tabii. Hatırladım. Kel hali espri konusu oluyor. Herhalde 20'li yaşlarım yani. 20'li yaşların başları. Gençmişim. Kelmişim.
Diyorum Aslı'ya sorun, ne düşünüyor diye. Gelmiş. Yani ama işte Soner'e yakışıyor, bana yakışmıyor. Fotoğrafı gördün mü? Şimdi gördüm ben de. Ya ben yakıştım. Rüzgar filminin özel gösterimindeyiz. Belçin Bilgin oğlu Rodin'i almış yanına filmi izlemeye gelmiş. Yeni imajı beğeniliyor. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Ya uzun zamandır duymadığım kadar sayıda çok iltifat aldım saçımla ilgili, artık uzatmayacağım. Ama Rodin annesinin kısa saçlı halinden pek emin değil. Rodin beğendi mi saçımı? Muhteşem olmuş. Bazen alay ediyor benimle. Yani olmamış. Bazen sevmiyor ama bazen de seviyor. Bugün sevdin mi sence? Çok yapışık. Çok güzel ama öyle demeyelim. Filme geliyor söz. Beni çok mutlu ediyor bu film. Çünkü çocuklar için bir şey yapmış olmak, çocuklara bir film hediye ediyor olmak büyük ekipçe büyük bir mutluluk. Rüzgarı kurtaralım, sonra bakarsın. Ne yapacağız? Babamız ne yapacağız? Babamız ne yapacağız? Gece doktor. En büyük yavrusun gerçek ol. Halil Sezai geliyor epey uzamış sakallarıyla. Bir aile filmi oldu. Ailelerin gönül rahatlığıyla izleyebileceği bir film oldu. Çocuk demişken Halil Sezai'nin baba olmaya ilişkin bir hayali var mı? Ara ara geliyor tabii. Olsa güzel olur. Sonra onun gözlerini biliyorum, biraz daha büyüyeyim. Yani orada başka bir sorun. Bayağı bir var. Gerçekten. Tabii evlilik lazım. Ata Demirer'i yakalıyoruz gecelerde. Sevgilisi Alara Bozbey'i soruyor haberciler. Nasıl geçti abi, onu soralım. Güzel. Belki Alara Hanım da gelmiştir diye onun bekliyoruz. Onun için bekliyorum abi. Ben size tek tek mail atayım. Yani. Sahnesi öncesi Ersa Yüner'le birlikteyiz. İki aşık şarkısıyla zirvede şu sıra. Samimi bir şarkı. Samimi gelmiş şimdi anlatılan hikaye. Biz iki aşık kafaları karışık. Bir sağa çarptık, bir sola çarptık. Nasıl bitti biz de şaşırdık. Kime sorsan çok yakışırdı. Sevgilisi Büşra Pekin de geliyor. Kendisi de geldi efendim. Gel. Merhaba. İyi insan diyelim mi? Şarkıcı Ersa Yüner'den oyuncu olur mu diye soruyor muhabirler. Ersa, yani böyle biz sanki böyle birbirimize karşılıklı iltifat ediyormuş gibi olmasın da hani. Ben de çok güzel belki bir romantik komedi filmi olabilir. Ersa gerçekten çok yetenekli. Ben onu böyle enteresan ve dramatik karakter oyuncusu olarak da görüyorum. Sahne zamanı. Ersa Yüner İki aşıkla sahnede. Biz iki aşık kafaları karışık. Bir sağa çarptık, bir sola çarptık. Çek 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 çek. Arife 216 filminin çok konuşulan performansı klip oldu. İşte Cem Yılmaz'ın arabası. Onun arabası var. Arif ve 216'nın Arif'i Mustafa Sandal oldu. Araba söyledi. Arif ve 216 filminin çok konuşulan performansı klip oldu. İşte Cem Yılmaz'ın arabası. Gönül ister aradığını. Arif ve 216 filminin şarkıları İskender Paydaş prodüktörlüğünde albüme dönüştü. Albümün ilk klibi Cem Yılmaz'ın Arif Işık karakteriyle seslendirdiği araba oldu. Gönül ister aradığını, hep mi bekler, hep mi bulamaz? Gönül ister tanıdığını, hiç mi bilmez, hiç mi soramaz? Mustafa Sandal'la meşhur olan arabanın klibinde ünlü popçu da çok kısa da olsa yer alıyor. Onun arabası var, güzel mi güzel, şoför de var. Özel mi özel, bastı mı gaza, gider mi gider, maalesef ruhu yok. Onun için hiç mi
çok iyi. Onun için hiç mi hiç şansı yok? Çek çek. Sezen Aksu'dan büyük sürpriz. Minik Serçe Kanlıca sahilinde canlı canlı şarkılar söylerken orada sadece Show TV vardı. İzliyoruz. Sezen Aksu'nun büyük sürprizi herkesi şaşkına çevirdi. Minik Serçe Kanlıca'ya kondu. Canlı canlı şarkılar söyledi. Sezen Aksu'nun açık havadaki canlı canlı müzik ziyafeti sadece Show TV'de. Efsane Show TV'yi karşısında görünce nasıl şaşkına döndü. Siz nereden haber aldınız ayol? Valla sesinizi duyduk geldik diyelim. Yer İstanbul'un en güzel yerlerinden Kanlıca sahili. Hani Sezen Aksu'nun uğruna şarkılar yazdığı o sahil. Saatler akşamı devirmiş. Sezen Aksu'nun sesi duyuluyor. Yanmışım ben diyor Minik Serçe. Sezen Aksu'ya Erkan Güler yüz eşlik ediyor şarkısı sırasında. Yüzün belgesel niteliğindeki müzik projesi için yapılan bir çalışma bu. Sezen Aksu projenin bir ayağına konuk oldu. Yönetmen Becan Güzel ve Erkan Güleryüz dışında kimsenin Sezen Aksu sürprizinden haberi yok. Kanlıca'da Sezen Aksu'nun bir yanında Erkan Güleryüz, bir yanında sokak müzisyenleri yanmışım ben söylüyor. Minik Serçe çalan darbukanın ritmine ayak uydururken keyfi son derece yerinde. Sadece Show TV var Sezen Aksu ve Erkan Güleryüz'ün yanında. Çıkışta Sezen Aksu şaşırıyor ekibimizi yanında görünce. Siz nereden haber aldınız ayol? Valla sesinizi duyduk geldik diyelim. Vallahi çok acayip.
Proje ile ilgili bilgi de veriyor Sezen Aksu. Erkan Güler Yüzüm projesi. Ben teşekkür mahiyetinde katıldım. Ben teklif ettim son bölümüne katıldım. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Güzel bir şey olduğu belli yani sokakta. Ya tatlı bir şey herhalde. Tek tek. Demet Akbağ böyle inek sağdı. Zafer Algöz böyle baraj kurdu. Zıplayın babacığım. Topuk sana burada gitsin. Zıplayın. Görevimiz Tatil filminin eğlenceli kamera arkasında neler yaşandı? Az sonra. Tek 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 tek. Cumartesi sürpriziyle tekrar karşınızdayız. Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün birlikte oynadığı Görevimiz Tatil filminin kamera arkasında eğlenceli anlar yaşandı. İşte keyifli görüntüler geliyor ekranlarınıza. Başrollerini Demet Akbağ ve Zafer Algöz'ün oynadığı Görevimiz Tatil filminin çekimlerine iki oyuncunun neşesi damga vurdu. Kahkahanın eksik olmadığı kamera arkasında Demet Akbağ böyle inek sağdı. Şimdi sen neresinde duracaksın? Şimdi hepiniz arka arkaya şey yapamazsınız. Hep bunlar kız Emine. Kız Çelik bunlar Emine kız Çelik. Aa süper ya. Neşeli setten objektiflere komik görüntüler yansıdı. Zıplayın babacığım. Top üstten avuda gitsin. Zıplayın. Çek çek. Cumartesi sürprizinden bu haftalıkta bu kadar. Yarın yine bomba gibi haberler ve birbirinden özel röportajlarla saat 10'da pazar sürprizinde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Check, 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 check.